olmuştur, buyur edemezsin. En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan gerilim ne zaman sona erecek? Kıvılcım benim sevdiğim kadın dedim. Emek verdim. Ben yapmadım mı? Bence bir düşün istersen. Fatih Doğa'yı aldattı. Peki bundan sonra nasıl bir kasırga kopacak? Yani biz seni çok seviyoruz. Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde tüm yaşananlar. Kimleri dolandırmaya çalıştığını, kimlere borç taktığını. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine ekranlara damga vurdu. Artık bekar bir insansın. Bitti mi? Az sonra. Pazar sürprizinden hepinize merhaba. Ekranların magazin klasiği Pazar sürprizinde 3 saat boyunca ünlüler dünyasından haberlerle karşınızdayız. Programımıza magazin dünyasından derlediğimiz renkli bir haber turuyla açıyoruz. Bu yıl 5.'si düzenlenen Çocukların Festivali depremzede çocuklar için düzenlendi. Renkli festivalde Zinet Salih sahnede çocuklarla birlikte şarkılar söyledi. Anlatayım en basit tabirle, kurunca aşk sanki kalbim erdi zaten. Ateşler size. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan oyuncu Melis Sezen de sahneye çıkarak şarkılara eşlik etti. Ah bir de olursan yakınlar özgürce anlatayım. Nadide Sultan yeni şarkısı Kumdan Kalelere, eşi Hakan Yonat yönetmenliğinde flamenko tarzında renkli bir klip çekti. Dansçı arkadaşımız var, flamenkocu. Ondan sonra gitarist arkadaşlarımız var. İspanyollara benziyorlar hepsi. O Akdeniz havasını yansıtacak görüntüler ve onların bana eşliğiyle ben sahnede normalde nasıl şarkı söylüyorsam şarkımı söylüyor olacağım. Yani burada da ben solist olarak onlar arkamda çalıyor ve dans ediyor olacaklar. Böyle bir şey. Uyandım yüzyıllık uykumdan, çocuk kalbim nasıl kandı? Kaleler yaptık ama hep kumdan, elimizde ne kaldı? Uyandım yüzyıllık uykumdan, çocuk kalbim saftı kandı. Kaleler yaptık ama hep kumdan. Deniz Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen Fitchi Frames konferansının panelinde Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısıyla böyle dans etti. Güzel oyuncu Nesrin Cavatzade Hıdır Ellez pozları paylaştı ve takipçilerinden ilgi gördü. Bürsin tüm Türkiye'yi karış karış gezdiği seyahatinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Can neredeyiz? Kazı Kanyonu'ndayız. Tüm Türkiye'yi gezmiş olduk mu? Daha var yolumuz. Daha gezecek yolumuz var. Peki sen benimle yukarı çıkacaksın mı kanyondan? Çıkacağım. En yukarı. En yukarı. Ercan. Efendim. Hadi neredeyiz? Kazı Kanyonu'ndayız. Buyur. What's up? Değil mi? Nasıl? Biraz yanaşalım mı? Hadi gel. What's up? Çok iyi. Çok iyi. Yıldız Tilbe, İstanbul'da sahne aldığı mekanda yine çılgın danslarıyla dikkat çekti.
şarkıcı Kalben, Oregon filmi için yapılan Rüya şarkısını seslendirdi. Şarkı için özel bir de klip çekildi. Ara beni, bul beni, kaybolma dur, dinle bak, bir nefes al, bir hatırla. Pınar Deniz, işbirliği yaptığı markanın reklam filminin kamera arkasında güzelliğini konuşturdu. Grabuna filminin basın toplantısındayız. Filmin başrol oyuncusu Öykü Gürman filmden umutlu. Hikayeyi okuduktan sonra da filmi çekerken de sonrasında da bu işin arkasındayım. Duruyorum hakikaten çok inanarak, iyi hissederek, mutlu olarak içinde bulunduğum bir projeydi. Berrak Tüzün Ataç, işbirliği yaptığı markanın reklam çekimlerinde güzelliği ve cool pozlarıyla nefes kesti. Ece Vahapoğlu'nun yoga kampına uzanıyoruz. Bakın neler söylüyor Ece Vahapoğlu etkinlikle ilgili. Yoga'da kadınlar daha hani yatkın ve istekli oluyor. Mesela benim de eşim de dahil olmak üzere erkekler ya ben o kadar esnek değilim, yapabilir miyim o zor duruşları diye bir ön yargıyla yaklaşıyor. Aslında yoga yani gerçekten yani benim 3 yaşındaki oğlum da yoga yapıyor. O yaşına göre yapıyor. Ben hamileyken hamile yogası yapıyorum. Yaşlı olan biri de kendine göre yapabilir. Bunun kesinlikle bir cinsiyeti, yaşı, hani esneklik oranı yok. Herkes yapabilir. Çünkü yoga sadece işte ters takla başüstü duruşlar değil. Hande Subaşı'yla bir golf turnuvasında birlikteyiz. Sporun her türlüsüyle ilgileniyorum diyor. Ben golf sporuyla ilgili olmasa da birçok spor dalıyla da ilgileniyorum. O yüzden insanların kendine bu şekilde sosyal ortamlar yaratmasını, sporla uğraşmasını destekliyorum açıkçası. Her ne kadar golf'ten çok anlamasam da. Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Ankara'da birlikte sahne aldılar. Doğulu için Ankara'nın yeri ayrı. Ankara bizim için çok özel. Özellikle benim için çok özel. Benim ikinci memleketim gibi. Annem babam burada evlenmiş falan filan. Hikayemiz çok yani uzatmayayım. Çok çaldım burada, çok çalıştım. Çok toplasam belki yıllarım geçmiştir. O yüzden benim için çok özel bir yer. Hadise İstanbul'u coşturdu. Hadise deprem bölgesi yararına verdiği konserde danslarıyla nefes kesti. O yabancı sözlere, yalancı gözlere gül gül eder. Ve Hadise'ye seri sorular. Kiminle aşk dedikodularına gereksiz dedi. Bunlar gereksiz konular bence. Zaten kendisi yani magazin bu. Kiminle küslüğü sorulunca ben kimseyle küs değilim dedi. Benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Az sonra. Ünlü çift ilk kez el ele görüntülendi. İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşkının ilk görüntüleri. Ne ilk görüntüsü be? Biz senedir beraberiz aşk olsun. Az sonra. Neslihan Atagül'e Kadir Doğulu'nun ihanet iddiaları soruldu. Şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsunuz? Az sonra. Kırmızı Hadise İstanbul'u coşturdu.
Hadise, deprem bölgesi yararına verdiği konserde danslarıyla nefes kesti. O yabancı sözlere, yalancı gözlere gül gül eder mi? Ve Hadise'ye seri sorular. Kiminle aşk dedikodularına gereksiz dedi. Bunlar gereksiz konular bence. Zaten kendisi yani magazin bu. Kiminle küslüğü sorulunca ben kimseyle küs değilim dedi. Benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Hakaret söylüyorum. Az sonra. Ünlü çift ilk kez el ele görüntülendi. İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşkının ilk görüntüleri. Ne ilk görüntüsü be? Biz senedir beraberiz aşk olsun. Az sonra. İstanbul'un gecelerinde ve gündüzünde neler oluyor? Hangi ünlü nerede ve nasıl yakalandı? İşte renkli bir haber turu daha. Gecesiyle, gündüzüyle İstanbul'da neler oluyor? Selin Şekerci ile birlikteyiz. Muhabirleri görünce küçük bir sitemde bulunuyor. Ben şimdi yakar sizi hiç kırdım mı? Kırmadım. Siz niye bunu mesela? Aa bu kız da ne kadar tatlı hep böyle yapıyor. Biz de bir kere bir şey yapalım. Niye demiyorsunuz ama mesela? Ama sizi uzun zamandan... İşte ağzımda ya... köfteyle bir çekelim diyorlar. Tamam işte herhalde. İşte tamam uzun zamandan beri görmüyoruz sizin gibi güzel bir kadın. Ya yaman söyleme nasıl uzun zamandan beri görmüyoruz. Şu sıralar yoğun bir koşuşturma içinde sanırız. Oğlum bugün de boş günümdü ama başka bir çekimimiz vardı. Dergi çekimiydi yanlış hatırlamıyorum. Evet evet. Ağzımda köfte geldi abi. Peki son olarak yaz planlarını soralım hemen. Hiç bilmiyorum ki. Hiçbir planım yok. Çünkü oyun daha ne kadar devam edecek, ne zaman arayacağız bilmiyorum. Rapçi Sefo'yu pembe otomobiliyle görüntülüyoruz. Neler yapıyor görmeyeli? Çalışıyorum. Bu cuma bir klibim çıkacak. Böyle mi olsun? Evet bu cuma. Söyle neydi bu diye adı. O şekilde. Bu arada Melisa Döngel'le aşk yaşadığına dair çıkan haberleri soruyoruz. Ağzından cımbızla laf alıyoruz neredeyse. Böyle birliktelik var mı yok mu artık? Bilemedim ben de bir ara. Sizi bilemeyeceğiz kim bilir. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ama hani bu konuyu kapatalım diye. Bir daha da biz sizi gördüğümüz zaman hani ben diğer arkadaşlar da şimdi oradan o haberi okuyunca muhtemelen bir daha sormayacaksın bu soruyu kimse. Yani böyle bir şey var mı yok mu? O zaman mesela size de yapacak bir şey çıkmayacak. O yüzden böyle sürekli... Zaten emin olun ki yine bir şey çıkıyor. Çıkıyor. Bizi bir şekilde yakalıyorsun. Bir şey çıkıyor yani. Evet haklısın. Hani siz... Aşk konuları açılınca Sefo utanıyor, sıkılıyor. Pek konuşmayı da istemiyor aslında. İlişki konularında pek iyi değilim. Yani açıklama konularında da pek iyi değilim. O yüzden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size yürütmek istemiyorum. Pek fazla böyle ayıp oluyor. Sağ çekeyim öyle konuşalım. Yok yedirirken hani demek ki... Değilim valla beceremiyorum. Yani o zaman... Genel olarak beceremiyorum ben. Anlaşılan Melisa Döngel'le olan aşkı bitmiş Sefo'nun. Hayırlı olsun. Yaz planları ne? Hemen soralım. Çalışacak mı? Evet konserler var. Devam. Haftaya Bakü'de var. Samsun'da var. Yani artık çok yorulmuyor musunuz? Yani dinlenmek falan istemiyor musunuz? Ya 24-25 yaşındayım. Gencim. Devam. 50'ye kadar devam. Durmak yok. Durmak yok. Kaan Taşener ve sevgilisini görüntülüyoruz. Alışverişten dönüyor sanırız. Bir şeyler aldık. Evde yemek yapacağız işte. Eyvah. Evde iyi yemek yapar mısınız? Valla Seray'la biz ikimiz de iyiyiz ya. Yani daha evet. Bugün daha bunu konuşuyorduk. O da yemek konusunda oldukça iyi. Beceriyoruz yani iyiyiz. Siz başarılı mısınız? Valla elime attığım yemekleri başarıyorum diye düşünüyorum değil mi? İyiyiz yani. Yani iyiyiz yapıyoruz evet. Yani. Ne diyeyim abi hangi yemek? Mesela somon yapacağız bugün. Ha, bugün mesela somon var menüde. İyiyiz ya iyi yapıyoruz. Soslarımız maslarımız başarılı yani. Kendimiz çözüyoruz evde güzel. Demek yemek konusunda çift iyi. Görmeyeli Kaan Taşener neler yapıyor hemen soralım. Allah ne yapalım işte yakın bir zamanda olduğum işleri tamamladım. Bir şeyler okuyorum. Üzerinde birlikte çalıştığımız şeyler var, yazdığımız şeyler. Şimdi bir yandan Seray'da auditionlar var. Onları verecek, onlar üzerine çalışıyor. Ben senaryo okuyorum. İşimizle ilgili koşturmaca. Bir yandan televizyon seyrediyoruz biz de. Seyircilik yapıyoruz. İdare ediyoruz işte herkes gibi. Oyuncu Berker Güven yanımızda bu kez. Uzun süredir işleri için Ayvalık'ta olan başarılı oyuncu deniz sezonunu açtı mı acaba? Ayvalık'ta artık deniz sezonu
açılır diye tahmin ediyorum. Deniz sezonu açınca tabii size tahmin tatillemiş oluyor. Tabii yani böyle güzel iki şey iş yaşam dengesini koruyabileceğimiz bir çalışma biçimi yapacağız. Sevgilisi Nihal Yalçın'la olan ilişkisini soruyoruz. Dünya Dans Günü'nde sosyal medya hesabında Nihal Yalçın'la olan dans videolarını paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı. Çok güzel gidiyor, çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Dünya Dans Günü'nde işte biz öyle bir dans etmiştik öyle onunla. İşte koymak istedim. Dans etmeyi çok severim. Ben o da çok seviyor. Birlikte dans etmeyi çok seviyoruz böyle. O yüzden hoş oldu yani. Öyle. Güzel gidiyor. Evet, çok güzel gidiyoruz. Berker Güven de antidepresan akımına uymuş Nihat Doğan'ın bu şarkıyı söylemesini taklit etmişti. Çok konuşulmuştu o dönem. O şarkı çok üstüne düşünmüştü yani. Ben de dedim neden olmasın. güzeldi ya, esprili bir şey oldu böyle. Ondan sonra Nihat Doğan da zaten hani böyle çok böyle hani espriyle böyle hoşlukla karşılamış. Hani güzel ya böyle şeyler ya. Birbirimizi tiye alabilmek, hani güzel böyle şeyler yapabilmek iyi oluyor yani. Hani hoş oluyor. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim vallahi çok enteresan. Ece Sükan'ı fark ediyoruz Bebek'te. Çağatay Ulusoy'la aşk yaşadığına dair çıkan sorulara bakın ne yanıt veriyor. Zaten yok öyle bir şey dedik evet. Sanırım bir hani bir videolu bir açıklamanız olmadı, onu da ben almıştım. Eskiden beri tanışıyoruz. O yüzden de yani söyledik zaten. Bir şey o akşam yok. Sanki böyle bir hafif bir panik havası varmış gibi olur mu? Yok ya, eğlence şeydi o. Necip Memili'yi kızı Asya ile birlikte görüntülüyoruz. Baba kız günü yapıyorlarmış. Ya, nasılsınız, iyi misiniz? İyidir vallahi ya. Baba kız günü. Aynen, bugün takılmaca. Aynen. Hem kendisine hem martılara simit aldı. Nasıl geçiyor kendiler? Çok keyifli. Hiçbir yaramazlık yok. Ya onun olunca tabii daha da keyifli. Kafa dağıtmaca ya bugün. Böyle ne yapıyorsunuz desen yani havalarda uçuyorum işte. Kız çocuğu babası olmak farklı olur diyorlar. Doğru mu? Bakışlarım anlaşıldı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah. Bay bay. Bay bay. Asya bay bay yapabilirim. Asya. Boya başarı görüntülüyoruz şimdi de. Boynundaki anahtarlık şeklindeki kolyeyi fark ediyoruz. Hangi kalbin anahtarı acaba? Unutuyorum diye boynuma asıyorum. Evin anahtarı. Sohbete oyuncu Begüm Birgören de katılıyor. Birlikte tiyatro oyunu oynuyorlar. 4 senedir oynuyoruz birlikte. Şimdi Ramazan diye oynamadık bu ay. Tekrardan başlayacağız. Oyun nasıl gidiyor? Begüm Birgören'e de soralım. Oy ablayla bizim turnelerimiz çok meşhurdur. Çok iyidir. Şimdi ben tabii birazcık Ebru devam ediyor oyuna. Dönüşümle oynuyorlar Ebru'yla birlikte. Onun aynen. Çünkü televizyon dizisi vardı. O yüzden birazcık hasret kaldım. Sinan Akçıl'la birlikteyiz. Yoğun bir konser maratonuna başlıyormuş. Seçime kadar bayağı bir konserimiz olacak. Yarın İzmir'e gidiyorum. 7-8 konser orada yapacağım. Sonra Bakü var. Sonra 12'sinde son konseri. 13 zaten seçim yasakları. Konser yapamıyoruz istekte. Deprem bölgesine yaptığı ziyaretler onu fazlasıyla etkilemiş. Çok özel duygular yaşadım ya. Yani oradan bir kız arkadaşımız var. Onun da bütün şimdi üniversitesini beraber ilerleyeceğiz onunla. Böyle şeyler beni mutlu ediyor. Çocuklara karşı özel bir hassasiyetiniz var. Var abi ya. Gidip geldiniz daha. Evet, gördüm. Oyuncu Tuğba Ünsal yanımızda bu kez. Uzun bir tatilden dönen Ünsal, işe güce başlamış bile. Sabah geldim, hemen toplantıdaydım. Keyfim yerindeydi. Çok uzun dizi maratondan ve reklam kampanya maratondan çıktıktan sonra böyle uzun süre dinlenmek iyi geldi. Çocukların da keyfi yerindeydi. İyiydik yani. Bu arada tatilde sevgilisiyle paylaştığı dudak dudağı pozlar da sosyal medyada çok konuşuldu Tuğba Ünsal'ın. İlişki nasıl gidiyor merak ettik. İyi gidiyor, çok keyfim yerinde, çok mutluyum. Güzel ilişki insanın hayatını çok besleyen bir şey. İyiyim. Teşekkür ederim. İşbirliği yaptığı markanın lansmanında Berrak Tüzün Ataç'la birlikteyiz. Yandık biraz evet. Güneşlendik orada biraz. Güneş altında kaldık. Teşekkürler. Nasıl çok geçti sağ. Peki Bodrum? Güzel bir bootcamp'e gittik aslında, spor ve beslenme sert olan bir düzene. Arada da güneşlendik. İyi, güzel geçti. Teşekkür ederim. Lansmana katılan Özge Özpirinç'in yanındayız şimdi de. Arkadaşına destek olmak için gelmiş. Bu Berra'nın ilk işbirliği değil, eminim son da olmayacaktır. Her işbirliğinde, her şeyinde, her güzel gününde, kötü gününde yanındayım. Bugün de buradayım. Merak ediyorum içeride neler var. Bayağı sürprizli bir şeye benziyor çünkü.
Mercan'a soralım, o nasıl? Nasıl peki şu anda? Çok tatlı. Dün babasıyla denize girdi bir anda. Böyle karetta karetta gibi denize yürüdüler beraber. Gayet keyfi yerinde çok şükür. Her İzlemek şey yolunda. Nasıl peki büyümesini izlemek? Çok güzel ya. Ben böyle hep bir şey modundaydım. Böyle hemen çalışmam lazım, hemen sete dönmem lazım diyordum. Ama şu anda iyi ki çalışmamışım diyorum. Çünkü her gününü görmek, her bir aşamasını, her bir gelişimini tanıklık etmek çok keyifli gerçekten. Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin çocuklarıyla birlikte. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti karşımıza şimdi de. Arkadaşlarıyla keyifli bir yemekten çıkıyorlar. Güzel yemek yedik. Siz nasılsınız? Yedeklemesin. İyiler çok şükür. İyiler, büyüyorlar. Büyüyorlar. Sinem Kobal'ın yeniden ekranlara döneceğiyle ilgili çıkan haberleri soruyoruz. Doğru mu? Evet, yani okumaya başladım ben de senaryoları. İnşallah. Şu an söyleyeceğim bir şey yok ama inşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler nasıl veririm size. Nasıl bir karakter? Olgunlaşsın, olgunlaşsın da olacaksınız. Yok, bir teker teker dönelim, beraber de olur inşallah. Teker teker dönelim. Tamamdır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yaşında annelikten mağaza tezgahtarlığından Türkiye'nin starlığına. Buhran geçirmeye başladım evliliğin içinde. Ben niye mutsuzum diye bir soru sormaya başladım. Sorgulamaya başladım kendimi ve. Sertab, Şehrazat ve Nilüfer onu umursamazken hangi ünlü elinden tuttu? Bir tanesi Nilüfer'di. Bir tanesi Sertab Erener'di. Bunu ilk kez bak sana açıklıyorum. Biri de Şehrazat. Ya gözleri doldu, çok etkilendi gerçekten. Pop'un zirvesindeyken neden elektronik kız oldu? Bayıyor, bayıyor. Yani çünkü gerçekten yıllar insanı çok çabuk tüketebiliyor. Bir şeye belki 20 yıl tahammül ediyorsunuz ama şimdi artık öyle bir devir ki ya daha iyisi var. Olay konserleri, hiçbir yerde olmayan görüntüleri ve sıra dışı açıklamalarıyla Hande Yener geliyor. Ünlü komedyenlerin arşivden çıkan görüntüleri çok eğlenceli. İşte çok güleceğiniz o anlar. Tarkan'ın aşçı. %100 başarılı bir tavuk yemeği tarif edeceğim. Azra Akın'ın judocu. Demet Akalın'ın figüran olduğu yıllar. İster ılık, ister sıcak. Ünlüler dünyasında çok şaşıracağınız ve çok güleceğiniz nostaljik seyahat. Arşivden öyle şeyler çıkıyor ki ünlülerle ilgili izleyince hayrete düşüyorsunuz. Avrupa'da ünlü isimleri çeşitli spor müsabakalarında karşı karşıya getiren Games isimli bir yarışma programı. İki güzel judo yapıyor. Judo yapan güzellerden biri Spice Girls grubundan Mel C, diğeri bizim dünya güzelimiz Azra Akın. Maç başlıyor ve Azra Akın baharat kızı böyle yere seriyor. Sonrası facia. Azra Akın'ın ağlamaklı suratının nedeni Mel C'nin bu hareketle diz bağlarının kopması. Azra Akın'la gösteri maçı yapayım derken diz bağları kopan Mel C'nin albüm tanıtım konserleri iptal oluyor ve kariyeri büyük darbe alıyor. Yıl 1992. Demet Akalın mankenlikten şarkıcılığa geçişine bu yıllarda başlıyor. İki gözüm, iki çeşme. Yanaklarımız sanık. Bu gidişle deli deli gönlüm. Dert çekerek uslanır. Çok heyecanlıyım. Bu podyuma benzemiyor. O muhakkak ki. Çünkü podyumda insanlar modacının kıyafetlerini görmek için geliyorlar ama burada hem sizin sesinizi dinlemeye geliyorlar hem sizi görmeye geliyorlar. Çok güzel, çok enteresan. Çok gerçekten çok zevk alarak
başladım. İnşallah böyle sürer. İşte o yıllardan bir reklam filmi. Demet Akalın reklamın figüranı ve şofben tanıtıyor. İster ılık, ister sıcak. Ben isterim. Çok sıcak. Tarkan'ın 90'lı yıllardaki bir televizyon programındaki hallerine dikkat. Aşçı olmuş bizim megastar. Yemek pişirmeyi çok sevdiğimi söylemiştim. Yemek yaparken kendimi yaratıcı bir kimyager gibi hissediyorum. Biraz ondan, biraz bundan. Sınırsız bir özgürlük. Dilediğim formülü uygularım. Nasılsa ilk ben tadacağım. Sonuç mu? Başarılıysa ikram ederim, değilse etmem. Peki, Tarkan Şef'ten bir tavuk tarifi almaya ne dersiniz? Şimdi denenmiş, %100 başarılı bir tavuk yemeği tarif edeceğim. Tavuk sever misiniz? Ben bayılırım. Yemeğimiz köreli tavuk. Köri bir Hint baharatıdır. Bütün marketlerde bulabilirsiniz. 500 gram tavuğun beyaz eti. 3 orta boy soğan. 1 su bardağı yoğurt. 3 yemek kaşığı curry, 1 adet kesme şeker, tuz ve karabiber, 2 yemek kaşığı çiçek yağı. İşte Tarkan usulü curryli tavuk. Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra ince şeritler halinde kestiğiniz tavukları ekleyin. Tavuklar kızardıktan sonra dilediğiniz kadar tuz, karabiber ve 1 adet kesme şekeri ekleyin. 1-2 dakika karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı curry ve 1 su bardağı yoğurdu ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika daha bırakın. Kırgı tavuğunuz hazır. Afiyet olsun. Mahsun Kırmızıgül'ün Alem Buysa dizisi. Alem Buysa kral benim diyen Mahsun, genç sevgilisine kendi usulüyle acı dolu bir kur yapıyor. İstanbul'da, Ankara'da çıkar fabrika dumanı. Benim doğduğum yerde çıkar tezek dumanı. Dedim ya güzel gözlüm, ben sevdiğimi Allah ne kadar severim. Ben anlamam Bonyem'den, Abba'dan, Disko'dan. Ben anlarım Halay'dan, Çaçan'dan, Hoyrat'tan, Dello'dan. Dedim ya güzel gözlüm, ben sevdim mi Allah ne kadar severim. Yine Mahsun Kırmızıgül. Yıllar önce bir magazin programıyla bir düğüne çat kapı yapıyor Mahsun Kırmızıgül. Geçerken bir çat kapı yapalım dedik. Şu anda bu düğünümüz artık meşhur oldunuz sizler de. Pek de mütevazı Mahsun Kırmızıgül o yıllarda. Size deseler ki Mahsun Kırmızıgül düğününüze gelecek ne derdin? Yani inanmazdım yani. Peki sen ablacığım? Yani rüyalar her zaman gerçek olur. Nedir? Güzel. Gönlü benem, garip benem, aşık benem, dertli benem. Köylü benem, mahzun benem, aşık benem, dertli benem. İnsanları seven benem, kral biziz. Alem buysa kral sensin. Nasıl bilirsiniz Kenan İmirzalıoğlu'nu? Deli yürekten biri, karizmanın vücut bulmuş halidir o. Elbise giydin, sana gestere yap dediler, buyur. Sizden bir daha görüm yapıyorum. Peki. Ama deli yürek olmadan huysuz virjinin eline düşen Kenan İmirzalıoğlu bakın nasıl dans ediyor. Gülben Ergen'in müthiş oyunculuğuna dikkat. İki Kız Kardeş dizisinde yan rolde Gülben. Bir sahnede vurulması gerekiyor ve o da müthiş oyunculuğunu gösteriyor. Yapma yapma, çıldırdın sen. Güzel Korel'in ilk oyunculuk deneyimi. Annesi Hülya Darcan'la oynadığı dizinin setinde ilk magazin röportajını veriyor Korel. Aslında bu dizide oynayacağımı babam pek istememişti. Fakat bu, bilmiyorum, belki de bu ortama girmemi istemedi. Fakat yönetmenimiz Hüda Verdi abi çok istedi benim oynamamı. Onun ısrarlarına üzerine beni koydular bu role. Güzelliği aynı ama sesi dikkat çekici. Gencecik sesi şimdikinden çok farklı Korel'in. Babamın yeğeni oynuyorum ben bu filmde. İlk. Ondan sonra ve güzel geçiyor çekimler. Peki ilk çalışman? İlk çalışmam. Biraz zorlanıyorum. Gerçi ben zorlanıyorum diye düşünüyorum ama... Sırada caddelerden ve gecelerden ünlü manzaralarıyla dolu turumuz var.
Gecesiyle gündüzüyle İstanbul'da neler oluyor? İşte renkli bir tur. Merve Boluğur'la karşılaşıyoruz. Neler yapıyor görmeyeli? Bir çekimimiz olacak Kapadokya'da. İş var yani artık bol bol. Güzel, keyifliyiz yani. Keyfi yerinde maşallah. Peki çekimle ilgili detay alabilir miyiz? Güzel bir çekim olacak. Böyle Selim zaten çok yaratıcı bir adam. Ben de biliyorsunuz değişik fikirleri olan bir kadınım. Böyle güzel bir birleşme olacak diye düşünüyorum. Olay bir çekim geliyor. Ekranlar onu özledi, biz de özledik. Ne zaman döner setlere Merve Boluğur? Toplantı yapıyoruz. Bir senaryo var hatta, onu da okuyacağım falan. Güzel yani, bakalım bilmiyorum. Sektöre tam hani giriyorum ama hani dizi anlamında ne zaman ne yaparım onu daha netleştiremedik. Peki nasıl bir rolle ekranlara geri dönmek ister Merve Boluğur? Nasıl diyeyim, sağlam bir rolle dönmek istiyorum, iyi bir rol oynamak istiyorum. Ne bileyim, Manuken'in hayatı olur, böyle hani biraz şey, dişli bir rol istiyorum. Her zaman öyle oynadım, yine öyle olsun. Bu rolü daha önce hatırlarsanız Hülya Avşar'da oynamayı çok istemişti. Ya ben çok Manuken oynadım. Gülşen'den sonra bu. Gerçekten en çok onu oynamak istemiştim. Kısmet belli mi olmuş hayatta? Evet. Aşk hayatı ile ilgili sorular gelince tepkisine dikkat Merve Boluğur'un. Evet. Aşk hayatını da sordum. Aman aman hadi neden görüşürüz. Neden aman aman? Aşka kapattınız mı kalbinizi? Melisa Döngel'i görüntülüyoruz bir kafede arkadaşlarıyla yemek yerken. Döngel bir sokak köpeğine kıyamıyor ve onu elleriyle besliyor. Defne Samyeli'yi görüntülüyoruz. Kızı Derin'in uğradığı şiddetle ilgili açılan davada son durum nedir hemen soralım. Avukatımız ilgileniyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Peki hemen soralım. Bayramda neler yaptı? Sahne aldı mı? Yok, sahnede değildim. Burada çok yoğundum. 3 gün boşum vardı. Onun için ben oturdum, dinlendim. Peki o zaman çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Bir gece sonra Melisa Döngel'i bu kez bir açılışta görüntülüyoruz. Bayramda neler yaptı hemen soralım. Maraş'a gittim. Depremzede çocuklarımızın yanında beraber eğlence düzenledik. Onların yanında olmak istedik. Onlarla beraber vakit geçirdik. Ondan sonra döndüm, çalışmaya devam ettim. Peki Maraş'a gittim dediniz. Birazcık bize bahsedebilir misiniz oradan? Neler yaşandı, nasıl geçti? Kırmızı Çatı adlı dernek çocuklarımızın özellikle annesi ve babası vefat eden, kimsesi kalmayan çocuklarımız için güzel okullar, güzel kalınabilecek yerler oluşturmuşlar. Onlara alan tanımışlar. Onları ziyaret ettik. Konuyu aşk hayatına getiriyoruz. Sefo ile birlikteliğinin nasıl gittiğini soruyoruz. Bakın ne yanıt veriyor. Şu an çalışıyoruz. İş sorun. Sonra iş sorun. Sonra yine dinlemeye gittiğinize dair haberler çıktı. Şu an iş. Aşkla alakalı hiçbir şey yok. Yok. İş. Yok böyle İş. Birazcık belirsiz söylediniz ama. Teşekkür ederim. İş. Şu an çalışıyorum. Burcu Kırat yanımızda bu kez. Yazı özlemiş. Havalar da biraz değişti tabii. Bir iyi bir kötü. Artık özledik yazı. Güzel bir sohbet var herhalde. Evet evet. Çok eski arkadaşlarım hepsi. Uzun zamandır görmüyordum. Biraz böyle bir deprem olayları bizim hepimizin çok ülkece moralimizi bozdu. O yüzden evlere kapandık. O yüzden evdeydik. Şimdi böyle bir sohbet ediyoruz. Yemek yediği masada bulunan erkeklerin arkadaşları olduğunu söylüyor Burcu Kıratlı. Yanlış anlaşılma olmasın diye. Biz yeni bir aşka yelken açıp açmadığını sürekli araştıracağız. Ne yapalım? İşimiz de bu. Mutlaka evet. Arayın sizi. Yani bizim öyle bir şey çıkar mı? Yok şu an arkadaşlarımla çok keyifli bir zaman geçiriyorum. Bülent Ersoy'un sahnesine gidiyoruz şimdi de. Diva şarkılarıyla adeta bir müzik şöleni yaşatıyor. Hadise İstanbul'u coşturdu. Hadise deprem bölgesi yararına verdiği konserde danslarıyla nefes kesti. O yabancı sözlere, yalancı gözlere gül gül eder mi? Ve
hadiseye, seri sorular, kiminle aşk dedikodularına gereksiz dedi. Bunlar gereksiz konular bence. Zaten kendisi yani magazin bu. Kiminle küslüğü sorulunca ben kimseyle küs değilim dedi. Benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Az sonra. Ünlü çift ilk kez el ele görüntülendi. İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz aşkının ilk görüntüleri. Ne görüntüsü be, biz senden beraberiz aşk olsun. Az sonra. Pop müziğin ve magazinin en renkli isimlerinden Hande Yener'in kariyer öyküsünü getiriyoruz ekranlara. Yaşında annelikten mağaza tezgahtarlığından Türkiye'nin starlığına. Buhran geçirmeye başladım evliliğin içinde. Ben niye mutsuzum diye bir soru sormaya başladım. Sorgulamaya başladım kendimi ve... Sertab, Şehrazat ve Nilüfer onu umursamazken hangi ünlü elinden tuttu? Bir tanesi Nilüfer'di. Bir tanesi Sertab Erener'di. Bunu ilk kez bak sana açıklıyorum. Biri de Şehrazat. Ya gözleri doldu, çok etkilendi gerçekten. Pop'un zirvesindeyken neden elektronik kız oldu? Bayıyor. Yani çünkü gerçekten yıllar insanı çok çabuk tüketebiliyor. Bir şeye belki 20 yıl tahammül ediyorsunuz ama şimdi artık öyle bir delir ki ya daha iyisi var. Olay konserleri, hiçbir yerde olmayan görüntüleri ve sıra dışı açıklamalarıyla Hande Yener geliyor. Tezgahtarlıktan starlığa Hande Yener ya da gerçek adıyla Makbule Hande Öz Yener. Ünlüler dünyasının şahsına münhasır ismi o. Son şarkılarından birinde dediği gibi ondan bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Kadıköy'de doğan Hande Yener'in hikayesinin ana fikri her zaman şarkıcılık oldu. Saç fırçaları falan benim mikrofonumdu. Misafirliğe gitmekten pek hoşlanmıyordum çünkü evde sürekli ayna karşısında prova yaptığım için. Ama hayatla erken tanıştı, 17 yaşında yani daha çocuk yaşta evlendi. Zorunda kalmadı, kendi isteğiyle evlendi. Madem ünlü olamayacağım, evleneyim o zaman dedi. Kaç yaşındaydın evlendiğinde? Ben çok küçüktüm ya, 17. Müzik yapamayacağımı düşünüyordum. O yüzden de bari dedim hani yuva kurayım. Umudumu kestim. İşime gücüme bakayım, çalışayım. Oğlu Çağan'ı dünyaya getirdi. Sanki görevimiz aş, eski dönemimiz yok. Ama ne evlilik ne annelik alabildi ondaki müzik aşkını. Ben bir buhran geçirmeye başladım evliliğin içinde. Ben niye mutsuzum diye bir soru sormaya başladım. Sorgulamaya başladım kendimi ve seviyordum mağazada çalışmayı, o işi falan ama enerjimi kesmiyordu hiçbir şey. Ben daha fazla bir şeyler yapmalıyım. Bu enerji bende böyle kalmamalı diye hep huzursuz oluyordum. Bir mağazada çalışmaya başladı. Amacı para kazanmak değildi aslında. Çok fazla ünlüler geliyordu. Amacım oradan bir ünlüyü ağıma düşürüp sesimi dinletip işte vokal yapmak, böyle bir çaba. Ama Sezen Aksu'ya ulaşmak istiyorum. Ulaştı da ünlülere ama hiçbiri onu çok sevdiği Sezen Aksu'ya ulaştırmadı. Bir tanesi Nilüfer'di, bir tanesi Sertab Erener'di. Bunu ilk kez bak sana açıklıyorum. Biri de Şehrazat'tı. Pek yardımcı olmadılar. Üçü de Sezen Aksu'yla tabii ki çok samimi.
Ve ben doğal olarak onlar geldiğinde konuyu aktardım. Tabii yani aslında bu beklenti de yani yanlış. Şimdi ben de bir yere gittim de benden birisi için bir şey isteseler yani nereye kadar zorlayabilirim? Onlar da tamam ararız biz Sezen'i falan deyip tabii ki sonuçta onlar da herhalde Sezen Aksu'yu arayıp şey yapmak istemediler yani. Bir gün hayatını değiştiren kadın Hülya Avşar çıktı karşısına. Gelelim benim artık ümidimi kestiğim anlara. Yine öyle bir gündü. 7. kata çıktım, çay içiyorum, kaçıyorum satıştan falan, keyfim yok. Bir arkadaşım geldi, dedi ki Hülya Avşar geldi dedi. Şu anda ona satış yapıyoruz dedi. İstersen gel, ondan da rica edeyim. Ay dedim, yok yok, kalsın dedim. Yani bu kadar insan yardımcı olmadı. Şimdi Hülya Avşar zaten dedim, sinema artisti, yeni şarkıcı olmuştu o zamanlar. Şimdi ne alaka dedim yani, bana nereden yardımcı olacak? Ayrıca dedim kesin çok şımarıktır, ukaladır. Şu an çekemem dedim böyle bir tavrı. Ön yargılara bak işte. Güzel ve büyük bir mağazada satış elemanıydı. Ve ben bir gün Hande ile orada karşılaştım. Benim sesim güzel. Siz de bir sanatçısınız. Ne olur bana yardımcı olur musunuz? Tanıştık. Sohbet etmeye başladı bende. Bir taraftan kıyafetleri deniyor işte kabinde. Ya, söylesene bir şarkı dedi. Ben de başladım söylemeye. Hangisiydi? Yalnızlık senfonisiydi. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Yardımcı oldu ona Avşar kızı. Bistar'ın doğuşunda etkili olmuştu. Ben de yardımcı olacağım, arayacağım senin için dedi. Ya hep böyle diyorlar dedim. Yok yok görürsün dedi. Hakikaten de çok yüklü bir alışveriş yapıp gitti. Hakikaten öbür gün sabahleyin benim için aramıştı. Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu'ya ulaştı. Minik Serçe elinden tuttu. Önce asistanı, sonra vokalisti oldu. Zaten 3 aydır arayan kişi olduğum da söylenmiş aynı zamanda. Artık Sezen Aksu da demiş ki yeter gelsin kim bu kızla demiş. Bezmiş yani. Bir de Hülya Avşar'dan da bir öneri gidince. İki sakinleştirici içtim. Hayatımda ilk kez içtim yani. Doğum yaptığımda bile içmemiştim düşün yani. Rahmetli Uzay Yaparı vardı. Biz seni arayacağız dedi. Tezgahtarken onu umursamayan Sertab Erener tarafından aranmıştı. Mağazadayken akşamüstü bir telefon geldi. Yine önemli bir an bu. Arayan Sertab Erener. Oo. Bana randevu verdi. Sezen Hanım dedi sizi şu stüdyoda bekliyor dedi. Teşekkür ederim. Gir içeri vokal yap dediler. Sen işte 15 gün sonra işe başlıyorsun dediler. Karşılaştık. Ne dedi? Karşı. Yani herhalde beni hatırlamamıştır canım yani. Hı. Ben o mağazadaki kızım değil. Beni ilgilendiren o detaylar değil sonuçta artık tabii ki. Evet. Yıllar sonra Hülya Avşar ve Sezen Aksu'nun kızı olmak istediğini söylemesi bu yüzdendi. Hülya Avşar'ın isterdim. Kız olmak isterdim. Hem güzel olacak o yani her şey süper. Sezen Aksu. Sahneye çıkmıştı. Cem Özer'in programında televizyonla tanıştı. İlk albümü Senden İbaret'i yaptı, Yalanın Batsın'la patladı. Yani senden ibaret, hayatım müzikten ibaret. O yüzden... Kapına göleyim desen inanır mıyım? Şarkıyla hayatı değişti. Sezen Aksu'nun açtığı yolda kısa sürede şöhreti buldu ve evliliğini bitirdi. 17 yaşında bir cesaretle doğurdum ben onu ama şu anda gerçekten o vakti o zamanı ayıramayacağım. İkinci albümle zirveye çıktı. Zamanında aşk yine yanarken. Tek albümlük şöhretlerden olduğu düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. İkinci albümüyle de Sen Yoluna Ben Yoluma ile başarısının tesadüf olmadığını gösterdi. Pop dünyasının aradığı güzel sesli, güzel fizikli kadındı. Yatarken,
tezgahtar Hande Yener kısa süre sonra star Hande Yener olmuştu. Allah'ım anlamıyorum yani, iyi ki oldu, iyi ki bunlar gelişti ve bu duruma geldim. Çünkü bakıyorum herkes olduğu yerde. Ayrılığım seni yakmadı mı? Yüzün kızarmış, yanın açılmadı mı? Ayrılık ilacın olmadı mı? Son sözü söyledim, koymadı mı? Radikal bir değişim ve pop'tan elektroniğe geçiş albümü. Çılgın bir kadın oldu Hande Yener. Her dönem büyük çılgınlıklara imza attı. Değişim onun vazgeçilmeziydi. Sentetik duruyor. O yüzden ben sürekli değişimin içindeyim. Değişimde olmaktan da hoşlanıyorum. O tetiklenmeyi ben daha da çok ittiriyorum. 2006 yılında imza attığı değişim daha önce kimsenin cesaret edemediği türdendi. Popüler müziğin zirvesindeyken apayrı albümüyle o yıl bambaşka biri oldu Hande Yener. Yan 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 yanmam lazım, daha yol almam lazım, kendimden caymam lazım. Klasik poptan elektroniğe geçiş albümüydü apayrı. İmajı değişmiş, bakış açısı farklılaşmıştı. Kendisini şöhrete ulaştıran ilk albümlerinden kazandığı parayı bile hak etmediğini düşünüyordu. Kazanmak bu kadar basit mi diyordum ve ben gerçekten o dönemler kazandığım parayı çok hak ettiğimi düşünmüyordum. Ama bunu eğitimime, gelişimime kullanacağım. Hak ederek kazandığımı düşünmüyordum. Bayıyor, bayıyor. Yani çünkü gerçekten yıllar insanı çok çabuk tüketebiliyor. Bir şeye belki 20 yıl tahammül ediyorsunuz ama şimdi artık öyle bir devir ki ya daha iyisi var. Apayrı albümünde tarzını değiştirdi ama değişmeyen tek şey başarısıydı. Aşkın Ateşi gibi, Kelepçe gibi şarkılarıyla apayrı albümüyle de zirveye yerleşti. Aşkın ateşi yakarmış ateşi, duydunuz mu aşkın ateşi? Hangi ateşte yanmayı dilerdin, pişmeyene söyle ne denirdi? 2000'de ilk albümünü yaparken bazı yapımcıların ahlaksız tekliflerine maruz kaldığını söyleyen Hande Yener, garip garip teklifler, garip garip istekler. Eskiden özellikle yapımcıların havasından geçilmezdi o anlamda. Sadece 6 yıl sonra artık pop müziğe yön verecek bir müzikal güce sahipti. Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Bizim yüzümüzü biraz da ben tanıtmak istiyorum. Çünkü her daldan başarılı birileri var yurt dışında. Ama müzikte hala istediğimiz başarıyı, sesi getiremedik bence. 2007, Hande Yener nasıl delirdi? 2007'de değişimi ve dönüşümünde Nirvana'ya ulaştı Hande Yener. Nasıl Delirdim albümü isminin hakkını veriyor, Hande Yener'in imaj olarak da bambaşka noktalara gittiğini gösteriyordu. Pembe ve turuncu saçıyla, yeni tarzıyla çılgınlıkta sınır tanımıyordu. Yani ben de aslında çılgın biriyim ama tabii benim de farklı dozlarım var. Herkesinki farklı. Değişimle yaşlanmanın da önüne geçti Hande Yener. Pembeli turunculu saçıyla, giyim kuşamıyla yaşsızlığı keşfetmişti. Yaş diye bir şey koymuyorum kendime. Ona göre bir kiloda olmalıyım, o yaşa göre davranmalıyım, o yaşa göre giyinmeliyim gibi bir şey koymuyorum kendime. Ve çevremdekileri de bunu empoze etmeye çalışıyorum. Yıllardan ne beni ilgilendirmiyor yani. Yapmak istediklerim çok daha önemli. Hadi kayda girelim. Tezgahtarken keşfedilen star, garsonken bir yıldızı keşfetti. Hande Yener'in magazinel aşkları oldu ama Romeo'sunu bulması yıllar sürdü. Kavga etmez, sever beni. Romeo, 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 Romeo. Sabaha kadar kucaklar beni. Romeo, 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 Romeo. Gittiği her gece kulübünün garsonuyken gördü Hande Yener Romeo'sunu. Hande Yener'in sevgilisi olarak tanıdı magazin dünyası. Pembe saçıyla müzik dünyasını pembeye boyadığı dönemde yanındaydı Kadir Doğulu. Dere tepe düz gelirim, ardından seve seve yükselirim.
17 yaşında evlenen Hande Yener hiç gerçekleştiremediği ikinci evliliğine en çok Kadir Doğulu'yla yaklaştı. Bay Romeo canlı yayında evlenme teklif etti Hande Yener'e. Biz ömür boyu seninle beraber olmak istiyorum, benimle evlenir misin? Evlenmelerine birkaç hafta varken ülkenin gündemi nedeniyle ertelediler düğünlerini. Zaten düğün için yapmıştık bu saçı. Olmadı. Saç oldu, düğün olmadı. Davetiye listesini bile hazırlamıştı Hande Yener. Çok kişi var tabii ki düğünümde olmasını arzu ettiğim. İbrahim Bey var, Sezen Aksu var, Hülya Avşar var, Seda Sayan var. Daha birçok, şimdi bazılarını saymamış olacağım, çok ayıp olacak ama tabii ki birçok kişi var. Ama evliliğin eşiğinden dönen aşk bitti. Hande Yener uzun süre kabul etmese de Kadir Doğulu'yla yollarını ayırmıştı. Hiç bu konuyla ilgili açıklama yapmayı düşünmüyorum. Yaparsam zaten mutlaka basına yazılı bir şeyler yollarım. Demet Akalın'la polemikleri, gündemi hep meşgul etti. Onunki magazin dünyasının ikinci Gülben Ergen Hülya Avşar vakasıydı. Bence Hülya Avşar'ın albümünü alan Gülben Ergen'i de alsın. Demet Akalın ve Hande Yener arasında medya aracılığıyla başlatılan rekabet karşılıklı atışmalarla büyüdü. Çok konuşuyor. Konuşmaması için bir mahkeme açtım ama bunu da engelleyemiyorum. Müzik kalitesi yoksa hani boş konuşmasın kimse. O kadar yükseklerdeyim ki o yüzden aşağıdakilerle ilgilenemiyorum hiç kimseyle. Sen çok komiksin gerçekten ya. Ben de. Bakkal müzik yapanlara cevap vermeyeceğim. Ben tabii çok ticari bir müzik yapmıyorum ama kesinlikle bakkal tarzı yapanlarla da kıyaslanmak da istemiyorum. Her ikisine de fayda sağladı bu polemik. Rakipleriniz ne alemde bu arada? Birkaç tanesi morali bozuk. Ben 5 yıldır da ödül törenlerine gitmiyorum. Sonra barıştılar, reklamda oynadılar, beraber fotoğraf çektirdiler. Buradayım, kışkırtıyorum seni, biliyorum, delirtiyorum seni. Gizlice zehirliyorum seni, kanındayım, dolaşıyorum seni. Can ciğer kuzu sarması olmuşlardı. Ben eski şarkılarını, yeni Romeo'yu olsun, diğer şarkılarını da gerçekten çok severek ve beğenerek dinliyorum. Yüreğim kalbim seninle. Ay beni sen bu kadar seviyor muydun? Ama uzun sürmedi bu dostluk. Yine kavga ettiler, yine ayrıldılar. Birbirimizi görünce gıcık oluyoruz. Gıcık neden bir enerji yayılıyor. Yani? O fazla ilgileniyor benim hayatımla. Ben mesela hiç ilgilenmiyorum. Benim her söylediğim laf ona gidiyor mesela. Evet. Neden? Mesela geçen... Neden ben kötü bir şey deyince o algı... O zaman önceki... bunun suçlusu ben miyim mesela? Ben Allah'a havale etmişim onu zaten çoktan. Hande Yener sürekli Demet Akalın'da polemik içinde görünmesinin nedenlerini sorguluyordu. Öyle algı yaratıyor. İşte bunlar zaten arayı düzeltmiyor. Yani sürekli negatif algı yaratmaya çalışıyor hakkımda. Ben benim kadar hümanist, insanları ve hayvanları seven... Ve hayatında benim kadar bu ülkede birilerinin meşhur olması için destek olan bir isim daha söyleyin bana. Gülşen'le yok, Sıla'yla yok, Göksel'le yok. Aklınıza gelebilecek bütün arkadaşlarım, erkek solistlerle, işte Serdar'la yok, yani Kenan'la yokken. Demek ki yani bir şeylere dikkat etmek lazım altında. Hani ne yatıyor? 2010, Sinan Akçıl'la ilk temas ve Bodrum. Elektronik tarzından ve renkli imajlarından sonra 2010'ların başında eski tarzına dönmeye başlayan Hande Yener, Sinan Akçıl'la ortaklık kurduğu albümünde Bodrum hitiyle yine zirveyi zorladı. İnanılmaz bir pik yaptık birlikte çalışmaya başladığımızdan beri. Zaten o da kendi dalında çok başarılı besteler yapıyordu, çok iyi işler çıkarıyordu. Ben birçok albümlerle bugünlere geldim ama şimdi ikimizin enerjisi birleşince Sinan şu son dönemin en trend isimlerinden, en dikkat çeken isimlerinden biri. Zaten enerjisi çok dikkat çekiyor gerçekten. Hangi sanatçıyla bir araya gelse onun enerjisi değişiyor. Bodrum'a da gittik beraber, İstanbul'da da yaşadık. Sorun şehirlerde değildi, biz tam yalandı. Sinan Akçıl'ın projesinde yer alan Atma şarkısındaki düetleri de çok konuşuldu. Atma, atma. Aralarında aşk da yaşandığı iddia edildi hep. İkili bu sorulara hep aşk yok, iş var yanıtını verdi. Yok. Yok canım, olsa? Konusu onunla ilgili çok yazıldı ama 10-15 yıl sonra bile bu ilişki bir şekilde devam edeceği için çok sorulacak. Ama hani
İyi ki onunla sevgili değilim. Sevgili olsam bunu kaybederiz çünkü. Birkaç sene beraber çalıştıktan sonra yollarını ayırdı Sinan Akçıl'la Hande Yener. Çok önemli albümler ve müzikler, şarkılar paylaştık. Ama artık herkes kendi yolunda ve ona her zaman manevi desteğimi vermeye devam edeceğim. Müzik dünyasında ortaklıklara ve hitlere devam etti. İlk albümlerinde Altan Çetin'le, sonrasında Sinan Akçıl'la kurduğu ortaklıklarla başarı elde eden Hande Yener, müzik dünyasının yetenekli isimlerinden Berksan'la da Ya 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 şarkısını yaptı. Ya 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 ben en güzel, ya 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 ben en güzel, ya 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 ben her şeyindim ya. Müzikal başarısını Hani Bana ile devam ettirdi Hande Yener. Hani bana, hani bana, hani bana nerede yok mu? Hadi bana, hadi bana, hadi bana gelsene suç mu? Sarılır uyuruz filmle izleriz hatta. Muhteşem konserlere de imza atıyordu. Çıktığı konserlerde Madonna'yı andıran şovlar sergiliyordu. Sebastian, Hande Yener hep zirvede. Kendini müzikte başarıyla yenileyen Hande Yener, Ersay Üner'le dönemin en beğenilen hitlerinden Sebastian'ı yaptığında 2016 yılındaydı. Sebastian'ın etkisiyle çıktığı Avrupa turnesinde başarılı konserler verdi. O konserler sırasında Show TV kameraları yanındaydı. Hande Yener'in müzikal ortaklıklarından birinde bu kez yanında Serdar Ortaç vardı. Bodrum'daydık. Hande ile ben sahne çalışması yapıyordum. Hande de aynı yerde sahneye çıkıyorduk. Dedim ki beraber bir şarkı yapsak. Ben yazmayı düşünüyordum yani. Bir tane şarkı yazsam da beraber okusak dedim. Süper olur dedi. Ondan sonra günler geçti. İşte birkaç ay sonra Mert şarkıyı getirdi. Ben yazmaya çalışırken şarkı hazırlandı. Mert yakın arkadaşı, benim de arkadaşım. Hazırlamış, ben size bir şarkı yaptım dedi. Dinledik şarkıyı. İki deli bir araya gelmemeliydi. Belki de bu kadar sevmemeliydi. Az bile anlattı yani Mert bize iki deli olduğumuzu. Ya onun deli olduğu kesin ama ben kendime aynı şeyi söylüyorum. Yüzü deli. Yüzü deli. Evet, evet. Arka planda bir deli. Dahi, dahi. Çok çok aşırı böyle başka bir mizah kafası var yani, çok hızlı. O gün sesli sinema oynarken büyük eğlendik zaten. İlk kez Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun özel röportajıyla öğrendiğimiz iki dili de başarılı oldu. İki dili bir araya gelmemeliydi. Belki de bu kadar sevmemeliydi. İyi kötü atıyordu vücuda, yetiyordu. Kalp işi biliyordu, dinlemeliydi. Hande Yener'in her yıla bir hit sığdırma geleneği Kırmızı'dan yıllar sonra Mor'la devam etti. Şarkı için Show TV ile Bodrum'da bir araya gelmiş, harika görüntülerle klip çekmişti. O röportajda o yıllarda hayatını kabusa çeviren kişiyle ilgili de ilk kez konuşmuştu Hande Yener. Evine giren biri vardı. Evet ya, başıma dert oldu hakikaten o hikaye. Son bir iddiası var senin onu tanıdığına dair. Evet, bir öyle. İfade vermiş. Nedir evet. O olayın içinde? İfadenin devamında da sanıyorum rapor da verdiler bana demiş. O yüzden hani ne kadar tutarlı bir ifade tartışılır. Ama tabii şu anda davamız sürdüğü için üzerine konuşmak doğru olmaz. Arkadaşın zaten başka suçları var. Kendi arkadaşlarını tehdit etmiş ya da tanıdıklarını duyduğum kadarıyla eski suçlarından dolayı zaten şu anda cezaevinde. Hit yağmurunu sürdüren Hande Yener bir yandan işletmecilik de yaptı. Vay şarkısına özel bir klip çektiğimiz Çeşme'deki mekanında Show TV kameralarını ağırladı. Vay,
işlettiği mekanın inşaatında zımpara bile yapıyordu Yener. Tamam, sen bırakabilirsin. Zımpara atıyorum. Genelde fırça atarım ama zımpara da atmış olalım. Şoke eden kanser açıklaması. Kariyerinin her döneminde hareketli bir yaşantısı olan Hande Yener'le 2021 yılında sahte şarkısını konuşmak üzere bir boğaz turunda bir araya gelmişti Ömür Sabuncuoğlu. Beni sahte deme, sana bir gün böyle hissedeceğimden haberim yoktu. Harcanılan toptan, elde kalan yoktan, böyle savunmaktan haberim. Hande Yener o sohbet sırasında meme kanseri olup hastalığı yendiğini ilk kez itiraf ediyordu. Bir meme kanseri olayı atlattım geçen sene, Haziran ayında. Evet. Bunu ilk kez sana anlatıyorum. Zaten anlatamıyordum, yani konuşamıyordum. Kitlenmiştim duyduğumda. Çok büyük bir şok yaşadım. Kendim buldum. Kendim bulduğum an zaten hissettim bir şey olduğunu. Hemen o sırada ayakkabılarımı giyip hemen hastaneye gittim. Bu açıklamasıyla manşetleri değiştirmişti. Hemen tomografiler falan çekildi ve var dendi. Tabii çok çok zor ve bunalımlı bir süreç geçirdim gerçekten. Çok teşekkür ediyorum bir tanem. Ailemden sakladım çünkü çok üzüleceklerdi. Üzülmek bana yasak, yani bunu yapmamam gerekiyor dedim. Aynı sohbette Hande Yener ilk şarkıcılık yıllarında Antalya'da yaşadığı alıkonma olayını da ilk kez anlatıyordu. İlk gece kulübünde çalışıyordum. İstediğim şartlar yerine gelmiyordu. Son konserde dedim ki bu gece son dedim, bitti. Orkestraya dedim ki siz toplayın aletleri, gidiyoruz dedim. Bütün orkestrayı dışarı çıkarttılar, kapıları kilitlediler ve beni orada esir aldılar 2 saat. Oo. Gidemezsin diye. Adam kafası atmış, sana takmış kafayı. Yani belinde silahı var. Şimdi tahrik edip devam etmenin, üzerine gitmenin alemi yok orada. Yani boşu boşuna yanlış bir şey yaşayabilirim. 2-3 saat boyunca günün ağarmasını bekledim. Gece oldu bu zaten. Gece 3-4'te oldu. Sabah 6'da dedim bugün ağrır, bu ayılır. Ne yapıyorum ben der. Ve ben de kurtulurum dedim. Aynen öyle planladığım gibi oldu. 2-3 saat tabii sen çok iyisin, sen bir tanesin, sen ağamsın, paşamsın deyip orada 2 saat oturdum, idare ettim. Tamam bırakmıyorum işi dedim falan. İkna ettim. Saat sabah 6 oldu, benden özür dilemeye başladı. Ayrılmaya başladı arkadaş. Ama çok zor bir psikolojiydi. Başka bir yerde işe başladım mesela. Onlar beni 2-3 ay sakladılar. 2-3 ay bir unutturduk kendimizi falan. Hande Yener'in aşkları. Aşklarıyla çok gündeme gelen bir isim olmadı Hande Yener. 17 yaşındaki evliliğin ardından Bay Mo olarak anılan Maurice Cohen'le beraberliğiyle magazin gündemine gelmişti. Kadir Doğulu'yla olan aşkı magazin gündemini çokça meşgul etti. Bazen gidebiliyorum her şeyden. Kadir Doğulu'dan sonra evliliğe Ümit Cem Şenol'la yaklaştı. Nişanlandı ama evlenmedi. Bir dönem Ozan Öğüt'le de beraberlik yaşadı ünlü sanatçı. İkimiz de gizlenen bir sır var aramızda. Gözlerimizin dudağında aşk gibi girmiş bir yalancı hafızamızda. Şu sıralar müzisyen Misha ile beraber olan Hande Yener'in gerçek aşkı her zaman işi oldu. Bana karşı haklı düğümlü, belli ki kronik bu durumu. Biriktirdi beni biriktirdi, kutlarım koleksiyonunu. Son yıllarda üretmeye, yenilenmeye ve çalışmaya devam eden Hande Yener, Megaloman şarkısında benden bir tane daha yok diyor. Ama sizin izlediğiniz, bizim anlattığımız kadarıyla Hande Yener'in bu slogan sözü oldukça doğru. Benden bir tane daha yok, bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok, bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Yüreğin dağılmıştır, buyur edemezsin. En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan gerilim ne zaman sona erecek? Kıvılcım benim sevdiğim kadın dedim, emek verdim. Ben yapmadım mı? Bence bir düşün istersen. Fatih Doğa'yı aldattı. Peki bundan sonra nasıl bir kasırga kopacak?
Yani biz seni çok seviyoruz. Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde tüm yaşananlar. Kimleri dolandırmaya çalıştığını, kimlere borç taktığını. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine ekranlara damga vurdu. Artık bekar bir insansın. Bitti mi? Az sonra. İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz ilk kez el ele görüntülendi. Beren Saat merakla beklenen müzik albümüyle ilgili neler söyledi? İşte gecesiyle gündüzüyle İstanbul'dan ünlü manzaraları. Gecesiyle gündüzüyle İstanbul'da neler oluyor? İşte renkli bir tur. Yılmaz Erdoğan ve kızı Berfin'i görüntülüyoruz. Neler yapıyor? Hemen soralım. Bir Nişantaşı günü getirdik. Bildiğiniz gibi her zamanki işler. Yazıyoruz. Yazıyoruz işte ya. Organize işler var masada. Üç. Böyle he. Onu bir sezon erteledik. Herhalde Ocak, Şubat gibi onun çekimleri başlar. Serinin hayranlarına büyük bir müjde oldu bu. Bu arada spor yapıyor sanırız. Son derece fit görünüyor. Ayrıca Düşbelen Spor Kulübü'nü kurduk. Futbol takımım var ya, 11. 11 yaşında 18 tane futbolcumuz var. Ara ara Akdeniz'e de gelin, orada da olaylar var yani. Kaçıncı liglisiniz? U 11 ya, 11 yaş altı. U 11 ligindeyiz. Yeniden filme dönelim. Kızı Berfin'e rol var mı peki? Rol var mı? Berfin oynamıyor artık, aççı oldu o ya. Bıraktınız mı siz? Oynamıyor musunuz? Çok başlamamıştık aslında. Yani olur mu ya? İlk filmin yıldızısın sen. Evet, biz de oynamış babamız. Çok soruyorlar Berfin'e de. Berfin artık yemek yapıyor, şef oldu. Bir etkinlikte Beren Saat'le birlikteyiz. Neler yapıyor? Hemen soralım. Çalışıyoruz. Stüdyodayız genelde. Böyle birazcık şimdi her şey tabii ertelendi. Yapacağımız bazı çekimler, filmin yayını falan. O yüzden onu bekliyoruz. Genel olarak böyle bir. Albümden bahsediyor sanırız. Üzerinde uzun zamandır çalıştığı müzik albümü nasıl gidiyor peki? Artık şarkıları tamamlıyoruz. Çok az kaldı. Ama paylaşmak için de doğru zamanı bekliyoruz yani işte. Öyle seçim oluyor. İşte bir takım kolektif yaslarımız oluyor deprem gibi. O yüzden en doğru zamanı bekliyoruz ama tamamlamak üzereyiz. Sevenlerimizin mesela hangi parçalar bekliyor? Kaç parça olacak? Nasıl bir albüm olacak? Onları şimdi anlatmayayım. Çok artık çıktığı zaman herkes görecek zaten. Uzun bir süredir bekliyorlar. Ama ben çok heyecanlıyım yani. Çok güzel şeyler olacak. Peki albümde eşi Kenan Doğulu olacak mı? Yok, şimdilik benim. Benim şarkılarım. Bütün albüm İngilizce. Öyle. Yani çıktığı zaman zaten konuşuruz şimdi böyle. Ne desem tam tarif edemeyeceğim yani. Oyuncu Begüm Kötü'yü görüntülüyoruz şimdi de. Son derece sportif görünüyor. Ya teşekkür ederim. Yok, sporda değiliz. Kuaföre gidiyorum. Ondan sonra evden çıktım ama yürüyüş yaparak geliyorum artık böyle. Yaz geliyor. Biraz daha hareket edeyim. Biraz daha böyle fit olmak adına evet. Öyle yürüyerek gidiyorum. Yazıyorsunuz. Ya çok teşekkür ederim. Çok mersi. Öyle gördüysen hoşuma gitti, mutlu oldum. Peki, böylesi sağlıklı görüntüsünün bir sırrı vardır sanırız. Sağlıklı besleniyorum. Özen gösteriyorum. Bak hani arabaya binmiyorum, yürüyorum falan. O yüzden iyi gözükmek istiyorum. Evet. Şimdi de yeni aşkın ilk görüntüsünü getiriyoruz ekranlarınıza. İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz el ele çıkıyorlar karşımıza. Muhabirler ilk görüntü deyince bakın başarılı oyuncu nasıl yanıt veriyor. Ne ilk görüntüsü be, biz seninle beraberiz aşk dostum. İlk kez çekiyoruz sizi, nasılsınız? Sağ ol kardeşim, iyi sağ ol, sen nasılsın? İlişkiden girmişken ilişkiyi soralım, nasıl gidiyor beraberlik? Vallahi her şey yolunda, sağ ol. Aslıhan'ın için neler söylemek istersiniz? Her şey yolunda. Bir senedir birlikte olabilirler ancak biz ilk kez görüntülüyoruz. Ancak mutlulukları da yüzlerinden okunuyor. Peki evleneceklerine dair çıkan iddiaları soralım diyoruz. Ve evlilik iddiaları var sosyal medyada. Öyle insanlar konuşuyorlar, bir şeyler yaşıyorlar. Biz birbirimize takılıyoruz yani. Peki projeler var mı okuduğunuz projeler? Var, var. Çok güzel projelerimiz var. Aslan Hanım'a da geldi, bana da geldi. Çok güzel şeyler yapacağız birlikte inşallah. Birlikte bir proje gelse değerlendirir misiniz? Vallahi bakarız baba. Oyuncu Burak Serdar Şanal ve sevgilisi Rüya Çelik'i görüntülüyoruz şimdi de. Ufuk'ta evlilik var mı diye sorduğumuzda espriyi patlatıyor. Evet, inşallah çok yakın zamanda birinci yılımızı kutlayacağız.
da var mı evlilik? Yani bunu olur ya. Yani hukukta var mı? Ufuk'a sormak lazım. Peki Ufuk'a sorduğumuzu varsayalım. Evlilik var mı? Yani bilmiyoruz arkadaşlar. Yani çok keyifli giden bir ilişkimiz var. Çok hesap eden insanlar değiliz. Kendi de ben kendi adıma da onun adına da hiçbir şey söyleyemem. Zaten böyle şeyleri size söylersem sürpriz olmaz. Belki bir gün evlilik teklif edecek olurum. Arkadaşlar yeter. Aynen, belki öyle bir şey olur. Belki de olmaz, onu da bilmiyorum. Evet. Ama olur mu olmaz mı onu da bilmiyoruz. Yani yakın zamanda öyle bir şey gözükmüyor şu anda. Niye Günbel Gün'e rastlıyoruz bir çorbacıda? Ne çorbası içti merak ettik şimdi. Her türlü çorba içiyorum. Mercimek içiyorum, çişkembe içiyorum. Hani günüme göre yani. Ben 2 saat boyunca konuştuğum için gösterimde tek başına boğazım kuruyor ve yoruluyorum. O bir ılık çorba çok iyi geliyor bana. Gösteri nasıl gidiyor peki? Enteresan anlar yaşanıyordur mutlaka. Bugün mesela çok enteresan bir şey oldu. Ben evliliğimi anlatıyordum. Oradan bir kız ah ah dedi, ne oldu dedim. Siz dedi 3 kere evlenmişsiniz, ben hiç evlenmedim dedi. ne yapayım, derdine yan dedim yani. Gonca Vuslateri'yi bir film yarışmasında görüntülüyoruz. O da yeni bir senaryo üzerinde çalışıyormuş. Birkaç elimizde senaryo var. Geçen gün karşılaştığımızda da söyledim. Henüz açık sözlü olamadığım bir projeler deryasındayız. Çok şükür de demeliyiz. Bizi çalışmak kurtarır neticede. Çalıştıkça ışıldayan bir ruhumuz olduğu için iyi geliyor. Malum yaz artık kapıda. Fedon da denize düştü. Yaz sezonu açıldı. O da denize atlamayı düşünüyor mu? Muhteşem bir videoydu. Vallahi dalga geçmiyorum. Çok şekerdi bence. O, Fedon gibi açamam herhalde. Usulcacık girelim diye düşünüyorum çaktırmadan. Salih Bademci ile birlikteyiz. Eşi İmer Özgün'le daha önce 2 projede birlikte yer almıştı hatırlarsanız. Bu projelerden biri ise Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisiydi. Nasıl bir duygu eşiyle aynı projelerde yer almak? Profesyonel anlamda tabii ki zor. Yani birbirini çünkü bir yanda oyuncu olarak karşılıyorsun. Gerçi biz zaten konservatuvardan sınıf arkadaşıydık. Aa. Evet. Daha önce sahnede beraber olduk ama yani İmer, nasıl diyeyim, hani daha ekran karşısında, kamera karşısında beraber oynadığım partnerim olmamıştı. O yüzden de böyle çok değişik, çok eğlenceli, ilk başta zorlandığımız ama sonradan çok tadını çıkardığımız bir şey oldu. Serkan Keskin'in tek kişilik oyunu Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün galasındayız. Burçin Terzioğlu yanımızda. Merak içinde başarılı oyuncu. Bakalım şimdi nasıl bir show izleyeceğiz, çok merak ediyorum. Ben Serkan'ı sahnede de ekranda da izlemeyi çok seviyorum. Bunu kaçıramazdım, koşarak geldim ben. Bennu Yıldırımlar da oyunu izlemeye gelenler arasında. Beklentisi yüksek. Serdar Biliş, çok sevdiğim bir yönetmenim. Ben de 12. gecesinde oynamıştım, bunu hala oynuyorum. Serkan Keskin arkadaşım, çok sevdiğim. Ahmet Hamdi Tanpınar yine çok sevdiğimiz bir yazar. Bu üçlünün birlikte nasıl olduğunu merak ettiğimden ve iyi olduğundan emin olarak buraya geldim. Keyifli tiyatro oyunu izlemek istiyorum. Serkan Keskin'in sevgilisi Meriç Aral'ın yanındayız galada. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanından uyarlanan oyunu duyduğundan beri heyecan içindeymiş. Duyduğumdan beri çok heyecanlandırıyor. Ben premierde de izlemiştim. Bu benim 2. izleyişim olacak. Valla izlenmeden tam anlaşılabilen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve son derece etkileyici bir oyun. Bunları söyleyebilirim. Yani çok heyecan verici bir proje bu gerçekten. Uzun zamandır göremediğimiz şarkıcı Nilkara İbrahimgil ile birlikteyiz. O da heyecan içinde. Ya çok büyük bir heyecanla geldik. Serkan'ı da çok seviyoruz. Eser'i de çok seviyoruz. Yönetmen Serdar Biliş'i de çok seviyoruz. Heyecanla geldik bakalım. Güzel bir şey olacağına eminim. Bu arada anne olduktan sonra onda bazı değişiklikler olduğunu gördük. Sanki daha az sahne alıyor gibi geldi bize. Yani şöyle oldu. Ben geç anne oldum aslında. Ve anne olduktan sonra o bana o kadar güzel yeni bir dünya... Var mı aranızda çocuğu olanlar? Ama seyredenlerden vardır. O kadar değişik, güzel bir dünya açtı ki oynamda. Birazcık onun içine girip kaybolmayı seçtim aslında. Aziz Arif 9 yaşında oldu artık. Bence yavaş yavaş bu duruma alışıp tekrardan sahnelere ve şarkılara dönmeyi de çok istiyorum aslında. Gülse Birsel'in yanındayız. Muhteşem bir performans izleyeceğine emin. Serkan'a zaten hepimiz hayranız. Şahane bir oyuncu. Ben kitabın da çok büyük hayranıyım. Şimdi daha önce birkaç oyunda seyredenlerden de bir bilgi aldım. O da
yani inanılmaz bir performans verebileceğimizi gösteriyor. Normalde kitabın anlatanı biliyorsunuz Halide Erdal'dır. Pek çok karakter vardır kitapta. 55 karakteri oynayacakmış 2 saatte Serkan. İnanılmaz bir performans. Herhalde muhteşem bir şey izleyeceğiz. Çok çalışıldığını biliyorum. Demet Evgar ise Serkan Keskin'in kendini artık kanıtladığını söylüyor. Kendini yani her şekilde kanıtlamış bir oyuncu. Ama her seferinde heyecan daha da fazla artıyor tabii ki. Her seferinde hep Serkan'la konuşuyoruz böyle. Yaptık. Bu sefer yapamayacak mıyız acaba diye her seferinde böyle bir korku oluyor. O da zaten insanı daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. Rıza Kocaoğlu'nu görüntülüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bir Gece Kulübü'nden Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan'la birlikte çıkarken görüntülenmişti. Malum çiftin aşk yaşadığı iddia ediliyor. Kocaoğlu Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy'a ayıp edildiğini düşünüyor. Ayıp edildi hatta. Öyle şey mi olur? Öpüyorum. Öyle şey mi olur? Ne kadar ayıp. Çünkü bunu sormanız bile ayıp, düşünmeniz bile ayıp. Komedi filmlerinin en az kendileri kadar komik çekim hatalarından derlediğimiz haber geliyor ekranlarınıza. Güldüren doğaçlamalar. Aksiyon dolu anlar. Anne çekeceğim lan seni, anne çekeceğim Allah kahretsin. İşte komedi filmlerinden en az sahneler kadar komik çekim hataları. Filmlerden güldüren çekim hatalarına Aile Arasında filmiyle başlıyoruz. Engin Günaydın'ın olduğu sahnelerin kamera arkaları en az filmdekiler kadar komik. Olursa ne olur? He? Ağız burun. Ben ters adamım. Sonra da üzülürüm. Anladın mı? Abi çok özür dilerim. İşte Aile Arasında filmindeki kız isteme sahnesinin çekim hataları. Ne münasebet canım. En güzelini yaparız. Bohça, sabahça. Biz Haşmet Gurt olarak yaşlarına erken bulsak da yangından mal kaçırır gibi yüzük takmışlar. Yani neticede ben horozumu salmışım. Davul olan düşünsün, bana olmaz. Şöyle oluyor. Siz bizim çocuğa, biz sizin çocuğa. Oh, iç çamaşırı. Yani. Ama herkes yanınızda olur. Aile Arasında filminin çekim hatalarının hepsi birbirinden komik. Kızım biz kalabalık dillere destan bir düğün yapacağız. Yani bunun bir... Ateş bastı bana. Yok, ateş değil. Hünnap basmış bu, hünnap değil. Bizden kaynaklanmadı ki. Ekonomi bozulmuş. Dolar, euronun işin içinden çıkılmaz paritelerdeki oynak zeminler var. Avrupa Yakası dizisinin çekim hatalarından bir Demet. Başrolde yine Engin Günaydın var. Ay. Nostradamus'un ruhu bana girdi, değil mi? Nostradamus'un ruhu tamamıyla benim anladığım içime girdi. İnekler var. Bir iki de tavuk. Bir adam inek sahi. Erdal Hizzi açılır mı? Yeril. Bu tezek o. Sayın Suçuoğlu da apartmanın kapısının, evin kapısının kilidini değiştirdi. Tam o sırada bir kahve içeyim dedim. Kahvemi bitirdim. Makbul Hanım kolumdan tuttu ki buraya getirdi. Nefesim yetmedi. Pilim bitti neredeyse. Beyinsel enerji acayip bir zihin götürüyor ha. Koptum ya lan. Ata Demirer'in sahnelerinin çekim hataları da oldukça eğlenceli. Ya o şehri arabesk çalma olayı neydi abi? Onu ben söyleyeceğim şimdi, dur. İşte Binnur Kaya. Onun sahnelerinin çekim hataları da görülmeye değer. Doğrudur, sattık. Kız nikiş nakış kursu yaptı.
Deliha filminin çekim hataları da oldukça keyifli. Öptü yapmışsın seni. Ya. Ben sana halamın ölmüş elbiselerini getirdim, onlardan gidiyorum. Ölmüş elbiselerini. O da güzel. Evet, evet. Oyuncular hatalı çekimlerde gülme krizlerine giriyor haliyle. Aşksız yaşayamam ki ben. Zeliha, Fahit Efraksiye'yi evden çıkartıyor. Çok alemsiniz. Çok yaşayın değil mi? Çok üzüldüm. Hay Allah. Eltilerin Savaşı filminde de birbirinden komik çekim hataları var. Kızlar, hava atmış gibi olmak istemem ama... kafanız kadar. Allah bak. Bak şimdi bak, para atıyorum. Hocam yapacağım. Yalayınca daha da. Nasıl ağır? Hele bu. Bu oyunun böyle. Nasıl ağır? Hele bu. Özellikle Eltiler Gubse Özay ve Merve Dizdar'ın gülme krizleri çok eğlenceli. Bir tane komşumuzun kızı vardı. Böyle senin gibi değil, güzel bir kızdı. Böyle kötü geçti bana ise. Aa, hocam öyle yapınca gülüyorum ben. Kesin. Evet, hazır. İki. Abi yok. Kestik. Hadi 5 dakika ara verelim. Aşkım senin yüzündeki her organ çok büyük. Uras Kaygılaroğlu'nun gülüşü ortalığı karıştırıyor. Ya sen gülüyorsun. Sen gülüyorsun. Baba, yengemin pilav mı, annemin pilav mı? Gubse Özay'ın başına top geldiği sahnenin kamera arkasına baksanıza. Ay. Dikkat etsinize be. Filmde Gubse Özay'ın ev sahnelerinin her birinde büyük neşe var. Yaklaşma, yaklaşma dedim. Niye gülüyorsunuz oğlum? Çekil yapıyorsunuz ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Masanın etrafında dönüyordun. Şuursuzca bana bakıp selam çakıyordun. Sana doğru koşacak. Böyle gelecek, elini omzuna koyacak. Gözlerinin içine bakarak. Baba, sen benim kahramanımsın. Bunu biliyorsun değil mi? Diye bir şiir okuyacak. Eyvah Eyvah filminin çekim hatalarında sıra. Ben de açamadım ki kıza kendimle ya. Nasıl vereyim, müzik yok artık. Benim ne işim var o zaman burada? Oğlum, hani seviyormuşmuştu kız seni. Daha bize geleceksin abla dedin, kızı sileceğiz sana dedin. Oğlum, rekord. Şu halime bak. Bak oğlum. Hayatta hep kuşkuların. Kar. Öyle derdi evet, biz bu değil mi? Hayat hep kuşkuları. Çizgi filme bağladık ama evet. Kuşku deyince. Evet. Tamam, tamam. Sen mi okuyorsun bana? Estağfurullah da çalarım saksı. Ne yapalım be? Güzel. Öyle bir şey yaptım. Çok meydan okudu bana. Ben de üzüldüm. Evet. Merhum Tarık Ünlüoğlu ve Ata Demirer'in sahnesi de ne kadar da eğlenerek çekilmiş. Görüşmeyeceksiniz Müşkan'la. Pardon, akıyor, evet, akıyor, akıyor. Akıyor. Görüşmeyeceksiniz Müşkan'la. Oyun. Görüşmeyeceksiniz Müşkan'la. Nasıl şimdi? Son sözümü söyledim Hüseyin. Ama Müşkan'ın da bir görüşünü almak lazım yani. Bak, sabrımın sınırındayım evladım. O ne ya? Ben duramam burada.
Filmde Ata Demirer'in ve Ata Demirer'le birlikte Demet Akbağ'ın bataklığa düştüğü sahnelerin kamera arkası çok keyifli. Aşağıda var ya, dirseklerin üzerinde kaydım bayağı bir. Ulan dedim inşallah dururuz. Çünkü yani... Hayır, olmuş mu? Doğal mı? Ben yanlış geldim madem, gidelim o zaman. Hadi hayırlı akşamlar, kusura bakmayın rahatsız ettik. Niye batmıyoruz? Batmıyoruz mu? Bilmem. Bataklığın seviyesi bu kadarmış demek. Gel şuraya tutun, gel. Sen çıkıp da beni çekiver madem. Daha ne çekeceğim? Seni daha ne çekeceğim Allah kahretsin. Lan dur. 77'ye 7 çekildi. Çocuk. Çocuklar boğderek gibi oldu. Boğderek. Bir çekim hatası değil, set anısı ama haberimizi bu eğlenceli şarkıyla bitirmek istedik. İşte Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın Urfa nameleriyle süslü Küba düğünü şarkısı. Hasta la, hasta baby, hasta la. Bugün şahin düğünü, ah Küba'nın bülbülü, ellere vay. Bugün şahin düğünü, ah Küba'nın bülbülü, ellere vay. Ellere Fidel Castro, ellere vay. Ellere Fidel Castro, ellere milyonların nefesini tutarak izlediği ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde neler yaşandı hep birlikte izliyoruz. Yüreğin dağılmıştır, buyur edemezsin. En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan gerilim ne zaman sona erecek? Kıvılcım benim sevdiğim kadın dedim. Emek verdim. Ben yapmadım mı? Bence bir düşün istersen. Fatih doğayı aldattı. Peki bundan sonra nasıl bir kasırga kopacak? Yani biz seni çok seviyoruz. Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde tüm yaşananlar. Kimleri dolandırmaya çalıştığını, kimlere borç taktığını. Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine ekranlara damga vurdu. Artık bekar bir insansın. Bitti mi? Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine ekranda zirvenin sahibi oldu. Dizinin son bölümünde neler oldu hemen bakalım. Hatırlayacağınız üzere Nilay doğaya tuzak kurmuş ve bebeğini düşürmesi için içeceğine ilaç koymuştu. Ancak son anda pişman olup kendi tuzağını kendi bozdu. Ne yapıyorsun? Kızım yandı mı? Böcek vardı, böcek. Ya sen delirdin mi ya? Özür dilerim. Böcek vardı. Kızım yandın mı, yandın mı? Karnına yok. Bir şey oldu mu? Kafayı mı yedin sen? Ya, böcek vardı. Ya ne böceği? Örümcek vardı, üstüne yürüyordu. Isırmasın diye. Ne örümceği? Yani... Bu ev her gün siliniyor, ne örümceği? Hadi gidin değiştirin üstünü. Ya yardım edeyim. Ya dokunma. Nilay'ın yaptığı bu hamle doğayı ve evdekileri haliyle çok kızdırdı. Dokunma, yanıyordum ya. Gel canım, gel. Hadi hadi yavrum, değiştir üstünü. Aa, çok özür dilerim. Bir şey olacak. Şöyle tut. Gel canım. Manyak ya. Hay Allah'ım, kızım sen kendinde misin? Kendimdeyim. Böcek vardı, böcek. Allah hasbinallah. Yaşanan flash disk olayının etkileri ise hala devam etmektedir. Kıvılcım okulun disiplin kurulu üyesiyle sert bir tartışmaya girer. Kendi başınıza hareket edip beni ve öğrencimizi çok zor durumda bıraktınız. Bunun farkında mısınız? Bunun bir sır olduğunu bilmiyordum. Evet, sır değildi ama kurul kararı gerekiyordu. Hani hiç kimseye bir şey söylemeden kendi başınıza bir karar almışsınız. Yarattığınız tahribatın farkında mısınız? Kıvılcım Hanım, sizin sevgilinizle aranız bozulacak diye ben böyle bir duruma seyirci kalamazdım. Efendim, anlamadım. Evleneceğiniz adamın çocuğuna yardımcı olmak istediniz, ben de engel oldum. Ha yine olsa yine yaparım. Ben bu okulun disiplin kurulu üyesiyim.
Ben de bu okulun müdürüyüm Selçuk Bey. Dolayısıyla burada en son kararı ben veririm. Sizin yaptığınız bu işgüzarlık... İşgüzarlık? Evet, aynen öyle. Bu olay yüzünden Metehan boşu boşuna suçlandı ve arkadaşları tarafından zorbalık gördü. Metehan'ın yaşadığı bu olayın travmaları nasıl tamir olur bilemiyorum artık. Nilay'ın evdeki davranışı herkesi huzursuz etti. Nursema bu konu üzerinden yine annesiyle hafif bir tartışmaya girdi. Ay bunların yüzünden çocuklarımın arası bozulmasa bari. Anne yine tek derdin oğulların değil mi? Nursema, yani sen de doğayla sıkı fıkı olduğundan beri kızım sürekli dikleniyorsun. Biz de Nilay'a kızıyoruz ama o da bazen haklı yani. Ya deme anne, benim hiç aklım fikrim yok. Ben hep başkalarının söylemleriyle hareket edeceğim. Hiç konuşulmuyor seninle. Ben şuraya sana bir şey danışayım diye geldim. Hep azar işitiyorum ama ben senden. Bu arada Kıvılcım yeni evini gezmeye çoktan başlamıştır bile. Güzelmiş gerçekten. Ben Ömer'le konuşamadım, toplantıdaydım da. Gelecek mi acaba? Konuştum, çağırdım ama net bir şey söylemedi. İsterseniz biz gezelim. Kim? Kayhan'ın Ömer'in eski eşiyle birlikte olması ve fotoğraf paylaşımının yankıları da yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Allah'ın cezası herif. Ya sen de pislik bir adamsın ya. Oh. Bak. Aa! Tiplere bak ya. Ama bu bana yapılır mı? Hı? Bu bana yapılır mı Kayhan? Ben sana bunu ödetirim. Karaktersiz Kayhan. Ömer ve Kıvılcım'ın arasındaki gerginlik devam etmektedir. Ve böyle giderse de çözülecek gibi değildir. Niye istemediğin halde geldin? Nereden biliyorsun istemediğimi? Yani halinden pek istiyormuş gibi görünmüyorsun Ömer. Bana tavırlısın ama buradasın. Ben bu davranışı hak edecek ne yaptım? Gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten bilmiyor musun? Ömer, ben doğru olanı yaptım. Sana bunu 50 kere anlattım. Kıvılcım, şu an Metehan'ın ne durumda olduğunu biliyor musun sen? Biliyorum ve çok üzülüyorum. Ama sonuçta suçlu olan kişi bulundu. Yani bu benim işim. Ben sana işini yapma demiyorum ki. Ama keşke Metehan'ın adını geçirmeden önce bana gelseydin. Belki de bu işi yapan kişiyi bulurdum o zaman. Ömer, ben kimseyi kayıramam. Sana bunu anlatamadım mı? Biliyorum, sen hayat boyu hiç kimseyi kayırmazsın, kayıramazsın. Sen çok idealist bir insansın. Ama Kıvılcım, asıl mesele şu. Sen Metehan'ın böyle bir şey yapma ihtimalini düşündün. İki aşık sözleriyle birbirlerini yaralamaya devam ederler. Kıvılcım, benim sevdiğim kadın dedim. Emek verdim. Ben yapmadım mı? Bence bir düşün istersen. En güzel misafiri en son yollar hayat. Yüreğin dağılmıştır, buyur edemezsin. En güzel hikayeyi yazar bazen kader. Masallara küstüysen dinleyemezsin. Sen benim en yaralı, en savunmasız. Belki de en vazgeçmiş anımda geldin. Kızılcık şerbetinde tartışan çiftler sadece Ömer ve Kıvılcım değildir elbette. Doğa ve Fatih de kaldıkları yerden devam ederler. Sen bu ara bana sürekli çıkışıyorsun, farkında mısın? Doğa, Nilay'ın üstüne niye gidiyorsun? Kimsenin Nilay'ın üstüne gittiği falan yok Fatih. Nilay bana her istediğini söyleyecek, ben de susacak mıyım? Yok sevgilim, sen susar mısın hiç? Aynen öyle, susmam, susmayacağım da. İyi. O zaman sabah akşam yiyin birbirinizi. Ya sen ne ara Nilay fanı oldun? Benim kimsenin fanı olduğum falan yok. Ben abimi düşünüyorum. Görmüyor musun ya ne kadar üzüldüğünü? Tamam, Nilay'ı sevmiyor olabilirsin. Ama arada abim var, unutuyorsun. Diğer tarafta da ben varım Fatih. Her şey karanlık değildir elbette. Alev, Umut ve Nursema'nın birleşmesi için de
elinden geleni yapmaya başlar. Alo? Alo? Alevcim nasılsın? Ben iyiyim de esas seni sormalı. Evde durumlar nasıl? Zulüm devam ediyor mu? Yok, her şey normale döndü. Şimdi annemle yemek yapacağım. Hmm. Zulüm devam ediyor yani, anladım. Heh, şimdi ben sana olayı söylüyorum. Bizim Gebeş'e baby shower yapıyoruz. Aa, harika bir fikir. Doğa çok sevinecek. Sen de hazırlıklara yardım edersin artık. Sürpriz olacak. Yani umut olmayacak mı? Ben nasıl yardım edeceğim? Ya sen de amma etik çıktın ya. Tamam, sen bildiğin gibi davran o zaman. Bir şey demiyorum, karışmıyorum. Kayhan ve Ömer arasındaki soğuk savaşta günden güne kızışmaktadır bir yandan. Evet. Nasılsın ortak? Ha? Sesin çıkmıyor ya. Unutmadın değil mi beni? Unutur muyum hiç? Unutmam ben seni. İşlemlerle ilgileniyorum. Ya onlarla ilgilen zaten. Abinle ne zaman konuşacaksın? Zamanı geldiğinde konuşacağım. Hele şu satın alma işlemleri bir bitsin. Vallahi Ömerciğim, elini yani çabuk tutarsan iyi olacak. Metehan'a evleneceğimizi söyleyeceğiz. Ya ne bileyim, hani ağzımdan kaçırırım falan. Sen kaçırmazsın. Akıllı adamsın sen. Tamam, senden haber bekliyorum. Sert çocuk. Vereceğim. Allah'ın pisliği. Leman'ın Kayhan'la evleneceğini söylemesi ise Kıvılcım'ı adeta şoka uğratır. Biz Kayhan'la bir geleceğe adım attık. Evleniyoruz. Kayhan derken? Hangi Kayhan? Eski eşiniz. Ah, yani biraz şaşırdım açıkçası. Ama tabii mutluluklar dilerim. De bir kadın olarak da sizi uyarmak boynumun borcu. Dikkatli olun, olur mu? Neye dikkat edeyim Kıvılcım Hanım? Kendinize. Yani siz çok saf, iyi niyetli birisiniz. Teşekkür ederim. Nursema başına bela olan evliliğinden kurtulmuş ve umutla yeniden bir aşka yelken açması için önünde hiçbir engel kalmamıştır. Artık bekar bir insansın. Bitti mi? Bitti. Artık Allah katında da resmen de İbrahim'den boşandın. Vekil tayin etti. Ben de senin vekilin oldum. Sağ ol baba. Sen de sağ ol. Bu arada Doğa kendisi için düzenlenen baby shower partisiyle çok mutlu olur. Sanki haberi yoktu hani. Hep poz, hep poz. Değil mi? Evet. İnanmıyorum. Sürpriz. Ya gelin, sen de hiç çaktırmadın. Ancak Doğan'ın bu keyifli halleri çok da uzun sürmez. Yine Fatih'le tartışır. Ne var halimde? Doğacığım, gideceğimiz yemek bu kıyafeti kaldırmaz. Hadi gir üstünü değiştir Doğa. Ne diyorsun Fatih sen? Üstünü değiştir hayatım, uygun değil diyorum. Başka bir şeyler giy diyorum. Kime göre, neye göre uygun değil, anlamadım. Ya Doğa, niye uzatıyorsun? Zaten geç kaldık. Gir daha bol, usturuplu bir şeyler giy hadi. İyi kızım, sen de yoksa istiyorsan benden bir şeyler bakalım. Fatih, bence seninle gelmeyeyim. Bence sen tek git. Belli ki yanına yakıştırmıyorsun beni. Doğa, saçma saçma konuşma. Kızım, olur mu hiç öyle şey? Yo, gayet iyi olur. Çok iyi olur hatta. Sana iyi eğlenceler. Doğa, yeter. Vallahi bıktım usandım senin bu kaprislerinden artık. Ne halim varsa gör. Sen de gör Fatih, sen de gör. Ve dizide yaşanan büyük olay. Fatih'in Doğa'yı aldatması bundan sonra yaşanacak kasırganın habercisidir. Yani biz
Seni çok seviyoruz. O yüzden bir an önce eve gel, böyle kocaman sarılalım. Heyecan dolu bu bölümün ardından Kızılcık Şerbeti'nde gözler gelecek haftaya çevrildi. Haftaya Cuma günü Kızılcık Şerbeti yine nefes kesen bir bölümle gelecek ekrana. Bizim aramızda öyle gizli saklı ya da güven kırıcı hiçbir şey olamaz. Bir şey mi var? Yok. Ne olacak hayatım? Ben bunu nasıl yaptım? Kafanızda büyüttüğünüz şey var ya, o aşk. O da iki günde yok olup gider. Kul kurar, kader gülermiş derler. Aşık olunca anlarsın. Olmadığımı nereden biliyorsun? Kıvılcım. Hep sen mi sürpriz yapacaksın? Ömer Ünal, benimle evlenir misin? Ya istemezlerse? İstemezlerse biz de seninle yolumuza bakacağız. Üzüntü bitti artık. Bundan sonra hep sevineceğiz, mutlu olacağız. Amin. Ben öyle olsun istemedim. Bazı güzeller bikini sezonunu açtı. Bazı güzeller formunu korudu. Kimileri Amerika'da uyandı. Kimileri köpekleriyle uyandı. İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımları. Sonra. Kırmızı Hadise İstanbul'u coşturdu. Hadise deprem bölgesi yararına verdiği konserde danslarıyla nefes kesti. Yabancı sözlere, yalancı gözlere. Hadiseye seri sorular, kiminle aşk dedikodularına gereksiz dedi. Bunlar gereksiz konular bence. Zaten kendisi yani magazin bu. Kiminle küslüğü sorulunca ben kimseyle küs değilim dedi. Benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Az sonra. Evlerinin kapılarını Show TV'ye açan ünlülerin bahçelerine konuk olmaya ne dersiniz? İşte o keyifli görüntüler. Doğa Rutkay'ın kaktüsleri. Böyle şeyleri çok seviyorum. Ha bu arada ben kaktüs yetiştiriyorum. Gamze Karaman'ın JJ'yi. Elini ver. Elini ver. Tamam, öteki elini ver. Şevvalsam'ın Mik Mik'i. Ay annem. Ay Mik. Bak bana. Özge Özder'in yavruları. Kaç. İşte ünlülerin evlerinin birbirinden güzel balkonları, bahçeleri. Sizler için ünlülerin kapılarını Ömür Sabuncuoğlu'na açtığı evlerinin balkonlarından ve bahçelerinden güzel görüntüler derledik. İlk olarak Demet Şener'in sıcak yuvasındaki cennet köşesinden başlıyoruz. Havuzuyla, yeşilliğiyle o güzel bahçesinden. Demet Şener'in yeşillikler içindeki evinin bahçesinde tatlı köpekleri karşılamıştı bizleri hatırlarsanız. İki tane de köpeğimiz var. Evet, bir tanesi burada. Angel. Bu Angel mı? Angel. Gel sen de gel.
Bahçenin en dikkat çeken yeri ise o masmavi havuzuydu elbet. Demet Şener ve çocuklarının bu bahçede en çok eğlendikleri yerse hiç şüphesiz trambolinin olduğu nokta. Burada çok eğleniyorsunuz ama. Evet, İrem'le de Ömer'le de burada, yani İrem istediği için aldım bunu zaten. Bunun bir boy küçüğü vardı, evet. Yetmedi İrem'e. Çok eğleniyor yani, sabah kalkıyor direkt burada, antrenmandan geliyor direkt içinde. Çok eğleniyor. Tabii ben onun kadar başarılı değilim burada. Ama bazen böyle bana bir şeyler yaptırıyor, o da komik oluyor. Ya beraber kalkalım. Yaptığını sanıyor galiba İrem. Azra Akın'ın balkonundayız. Mavi tonlar ve rahatlık hakim balkona. Evet, sevdin mi? Sevdim. Evet, çok sevdim. Ya çok eve yani çocuk olunca daha çok çocuğa yönelik rahat pratik olsun istedik. Hı hı. Ama yine de böyle aşağıdan depodan böyle birkaç şey böyle koymak iyi geliyor. Hı hı. Derya Uluğ'un nefis balkonu burası. Neler hazırlamışsın? Beklemiyordum gerçekten. Ben yapmadım şimdi. Yapmadım. Balkon sohbeti sırasında Derya Uluğ'un bir zamanlar tontiş olduğunu da öğrendik. En fazla aldığın kilo kaçtı? Sana göre en yüksek kaçtı? 57 idi. 57? Gerçekten mi? Bir zamanlar. Çünkü şöyle bir şey. Fotoğraf var mı? Var ama asla göstermeyeceğim tabii. Tabii ki de. Ya kollarımda selülit vardı, sana öyle söyleyeyim. Pop müziğin bir diğer başarılı isimlerinden Bengü de özenle dekore ettiği villasının o yemyeşil bahçesini de ilk kez Show TV kamerasına açmıştı. Bahçe şöyle gördüğünüz gibi çok benim hayal ettiğim bir şeydi. Hani bahçeli bir eve taşınmak istiyordum. Biliyorsun daha önce Kuruçeşme'de oturuyordum. Evet. Hep böyle sabrettim. Sonunda da bol oksijenli, işte böyle büyük bir bahçesi olan bir ev Allah bana nasip etti. İnsanın içini açan masmavi havuzlu o yemyeşil bahçesinin belki de en rahat köşesi bu bahçe takımının olduğu keyif köşesi. Evin en benim huzur bulduğum yeri diyebilirim. Yani özellikle yazın oturup işte kitabımı okuyorum, dinleniyorum, ayaklarımı uzatıyorum. Burası bir de gölge oluyor, güneş almıyor çok fazla. Bu loca da evde kendisi vardı, böyle bir eski bir haldeydi. Onu da tekrar ben yaptım. İşte minderler koydum üzerine. Bir Türk kahvesi burada içelim. Doğa Rutkay'ın dağ evinin bahçesindeyiz. Ağaçlarına tek tek isim vermiş güzel oyuncu. Hacer, işte Ayşe, Fatma, Mehmet, Ali. Yani hepsini çok seviyorum yani. Gönlümden birer parça. O zamanlar bebekleri dünyaya gelmemişti. Bahçedeki çocuk evini depo olarak kullanıyorlardı. Burası bebek evi, çocuk evi olarak tasarlanmış. Şu anda depo olarak çocuk olmadığı için depo olarak kullanılıyor. Doğa Rutkay'ın evinin bahçesindeki kaktüsler de çok dikkat çekici. Böyle şeyleri çok seviyorum. Ha bu arada ben kaktüs yetiştiriyorum. Bu da kaktüslerimden bir tanesi. Daha sonra diğerlerini de göstereceğim sana. Çok sevdiğim bir bitki. Evet, biraz can yakan bir bitki ama çok hoşuma gidiyor. Doğum gününde arkadaşlarım hani mutlaka kaktüs alırlar bana, hani küçüklü büyüklü. Ebru Şallı'nın evinin güzel balkonu da görülmeye değer. Evet, burada böyle bazen hani böyle oturup kitabımı falan alıp bazen arkadaşlarım geliyor, işte öyle durumlarda olabiliyor tabii. Hava da güzel olduğunda burada böyle keyif yapıyoruz. Pop dünyasının dev ismi Sıla'nın sıcak yuvasındaki o güzel bahçesinde ise kendi elleriyle pişirdiği enginarı yemiştik. Nasıl da lezzetliydi. Şimdi sana güzel bir servis yapayım mı? Heyecanla bekliyoruz. Şimdi bu tabi biraz acık sıcaktır. Şöyle bir lokmacık vereyim bakayım. Beğenirsen sonra devam edersin.
Başlıyorum. Başla. Dur önce ben bakayım güzel olmuş mu? Çirkinse bir hemen bir mazeretim var. İyi mi? Dur atlaya. Dünyanın en güzel rengini. Kereviz demedim bu da. Bütün gün öyle oturdum evde. Tadım tuzum yok olur ya öyle. Duvarlarında ağzı var biliyor. Funda Arar'ın yaz aylarında sıkça kullandığı havuzlu bahçesi de enfes. Çok vakit geçiriyoruz yazın bahçede. Sürekli bahçedeyiz. O yemek masası evet, orası tabii herhalde. Tabii burada yemek yiyoruz. Orada oturuyoruz efendim. Mangal yapıyoruz. Mangal yapıyoruz. Bazen havuza giriyoruz. O zamanlar bekar olan Gamze Karaman'ın evinin bahçesi huzur doluydu. Huzurlu yemyeşil. Ya gerçekten çok güzel. Sanırım bu evi tercih etmemin tek sebebi bu bahçesiydi. Ve ben suyun enerjisine çok inanırım. Sen inanır mısın bilmiyorum. Su olan yerde böyle huzur olur diye düşünüyorum. Onun o bir sesi, o bir şeyi, bu yeşillikler falan bana acayip huzur veriyor. O yüzden de hani aslında bu sitedeki evlerin hepsi böyle. Çok ev olmasına rağmen hepsi bu boyutlarda. Ama bu bahçeyi gördükten sonra ne olursa olsun ben burada oturmak istiyorum dedim. Gamze Karaman'ın bahçe gezisinde bizlere köpeği JJ'yi de eşlik etti. Elini ver. Elini ver. Tamam, öteki elini ver. Vay. Şimdi o elini ver. Ötekini, ötekini. Gözlerin şehir ortasında bir cennet köşesini andıran bahçesinde sıra. İstanbul'un içinde gizli bir bahçe adeta burası. Aynen öyle. Küçük bir baha denilebilir. Çünkü biliyorsun plazalar bölgesi burası. Şehrin evet. Tam merkezindeyiz. 40 metrekare kadar bir yer. Bilmiyorum tabii kameraya ne kadar yansıyor ama bize yetiyor. Hayvan sevgisiyle tanınan Özge Özder bahçesinde köpekleriyle sık sık vakit geçirmeye bayılıyor. Koş, 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 nerede? Otur güzelce, otur, aferin. Pati ver oğlumla, pati ver, aferin. Şevval Sam'ın evinin bahçesinde bizi kedisi Mik Mik karşılıyor. Mik Mik evin yeni ferdi galiba. Onlar burada doğmuş. Ben burada yokken fark ettim. İlk başta çok şeydi, çok yabaniydi. Severek evcilleştirdim, yedirerek. Ay benim güzelim. Gel bakayım sen. Ay annem. Ay Mik. Bak bana Mik. Ay annem. Bak. Bak bak. Çok güzelsin sen. Şevval Sam'ın ağacındaki süs eşyası da şahane bir aksesuardı. Volkan Konağ'ın ilk kez Show TV için kapılarını açtığı evinin bahçesindeki meyve ağaçları, sebzeler ve zeytin ağaçları insanın içini açacak cinstendi. Bu elma şeyler, bunlar kirazlar var, erikler var. Kızılcık çok severim. Ekşi hastasıyım ben, ekşi, erik ve kızılcık. Yani her türlü meyve var. Her meyve var. Uğraşıyorum böyle çünkü doğayı çok seviyorum. Çıkıp çıkıp aşkın meydanına, ismini bağıra bağıra. Görüyor musun şunun güzelliğini? Bak şuna bak, büyüyecek. Bunlar hep büyüyecek işte. Harika. Evet. Şurada da domatesleri de bir bakalım. Evet, aldı o çekti onları evet. Bak bunlar benim biberlerim, görüyor musun? Bunlar biber. Acı mı? Acı değil. Acı değil. Ben zeytin hastasıyım. Bu zeytin beni çok etkiler. Biliyorsunuz zeytin yani. Zeytin ağacı önemli. Evet, zeytin bu. Bundan da ümitliyim. Cool spin,
güzeller bikini sezonunu açtı. Bazı güzeller formunu korudu. Kimileri Amerika'da uyandı. Kimileri köpekleriyle uyandı. İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımları. Az sonra. Kırmızı hadise İstanbul'u coşturdu. Hadise deprem bölgesi yararına verdiği konserde danslarıyla nefes kesti. O yabancı sözlere, yalancı gözlere gül gül eder mi? Ve hadiseye seri sorular. Kiminle aşk dedikodularına gereksiz dedi. Bunlar gereksiz konular bence. Sizin zaten zaten kendisi yani magazin bu. Kiminle küslüğü sorulunca ben kimseyle küs değilim dedi. Benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Az sonra. Magazin dünyasında neler oluyor? Merak ediyorsanız haber turumuzu sakın kaçırmayın. Magazin dünyasında bomba gelişmeler bitmiyor. İşte haftanın gündeme damga vuran haberleri. Hazar Ergüçlü'nün yeni aşkı ortaya çıktı. Oyuncu Hazar Ergüçlü birkaç ay önce yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisini dostane olarak bitirmişti. Yani daha söylenecek pek bir şey kalmadı. Söylenecek her şeyi söyledik bence. Hazar Ergüçlü'nün yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Jacuzzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyacak'la beraberlik yaşamaya başlayan Hazar Ergüçlü'nün yeni aşkıyla ilk kareleri de ortaya çıktı. Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün geliyor. Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün'ün ilk detayları ortaya çıktı. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altınorak yer alıyor. Marmaris'te çekilen dizi yakında izleyiciyle buluşacak. Can I take you, take you higher? Magazin dünyasından son gelişmeler. Hadisenin yeni dans videosu sosyal medyada olay yarattı. İbrahim Çelikkol minik oğluyla spor anlarını paylaştı. Gördüğüne kadar çek. 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 Evet bu. Bırak. Çek. Bırak. Çek. Bravo. Güzeller bikini sezonunu açtı. Bazı güzeller formunu korudu. Kimileri Amerika'da uyandı. Kimileri köpekleriyle uyandı. İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımları. Sonra. Magazin dünyası bu hafta yine oldukça hareketliydi. İşte renkli bir haber turu daha. Magazin dünyası bu hafta yine oldukça hareketliydi.
magazin dünyasından son dakika haberlerden oluşturduğumuz renkli turumuz geliyor şimdi ekranlarınıza. Burcu Esmersoy'la işbirliği yaptığı markanın lansmanında birlikteyiz. Hemen Mısır tatilini soralım. Keyif aldı mı? Ben bu seyahati yıllardır istiyorum aslında. Benim ailem Mısır'dan geliyor çünkü işte Esmersoy soyadı falan oralardan geliyor aslında. Şöyle ki fırsat olmamıştı. Fırsat olduğunda da vize konusu zaten biraz sıkıntılı galiba. 40 gün falan sürüyormuş o zaman sorduğumda. Şans eseri dedim ki olsun 40 gün de olsa ben bu vizeye başvuracağım yani. Tam başvurdum dediler ki biz vizeyi kaldırdık. O zaman dedim hemen gidiyorum ben. Ve şans oldu, o haftam da boştu ve resmen gerçekten koştura koştura gittim. Bir kere zaten böyle hani neredeyse 2 saat, 2,5 saatlik bir yol. Peki başka gitmek istediği yerler var mı Burcu Esmersoy'un? Peru'ya gitmek istiyorum. Peru'yu görmedim, Peru'ya gitmek istiyorum açıkçası. Ya böyle Güney Amerika falan o taraflara gitmek istiyorum. Gelelim düğün planlarına. Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığında olan Burcu Esmersoy düğün yeri bulabildi mi? Biz şimdi bu evlilik kararını bir sene önce aldık ya. O dönemde? O dönemde yer müsaitlik vermemişlerdi. İşte sonra 1 Eylül, 4 Eylül arasını bize verdiler sağ olsunlar. Şöyle ağlamak işe yaramış. Yani ağlamak derken yani çok böyle zorlamak anlamında söylüyorum. Normalde otel böyle Eylül'ün ilk haftalarını hiçbir şekilde kimseye vermiyor. Böyle orada da Türk usulü böyle araya böyle torpil yerleştirip bir şekilde bir fırsatını bulup yaptım. Peki hazırlıklar başladı mı? Başlamadı gibi ama bir taraftan da başladı gibi. Ben böyle çok sakinim. Gelinlik karar verdik. Gelinliğim hazır diyelim, öyle diyelim en azından. Mustafa Ceceli ile Bostancı'da verdiği konser öncesi birlikteyiz. Keyifli bir konser olacak diyor. Biliyorsunuz yaşadığımız deprem felaket sebebiyle bütün etkinlikleri ertelemiştik. Ertelediğimiz etkinliklerden biri normalde Sevgililer Günü konseri olacaktı. 5 Mayıs'ı erteledik ve bugün repertuarda A'dan Z'ye değiştirdik. Çok keyifli, güzel hazırlandık. Geçiyoruz konsere. Ceceli şarkılarıyla müzik ziyafeti veriyor. Mustafa Ceceli'nin Bostancı'da verdiği konserinde ilginç anlar da yaşandı. Ünlü popçunun eşi Selin İmer, Mustafa Ceceli'nin ceketinin yırtmacını sahnede açtı. Anneler Günü etkinliğinde Emre Altuğ ile birlikteyiz. Yeni şarkısının beğenildiğini söylüyor Emre Altuğ. Çok beğenildi şarkı. Ben çok beğenmiştim zaten şarkıyı. Ama benim sesimde nasıl duracağını bilmiyordum tabii şarkının. Ben stüdyoda söyledikten sonra Çağrı ile ortak kanımız hakikaten şarkının yerini bulduğuydu. Tekrar başlamak kahrolup özlemle bitmeden yok olmak vedalar senin gibi kalpsizler. İçindir çünkü yüreğiyle sevenler ayrılmaz. Etkinlikte Pelin Akil ile birlikteyiz. Bu renkli günde buruk anlar yaşıyor. Nedeni ise depremde kaybedilen anneler ve evlatlar. Bir yanım işte onların yanın yani onlara bu hassasiyeti beslemek ve yani biraz daha böyle uzak durmak ve dikkat etmek gerekiyordu. Bir yanımda coşkulu, şimdi şükretmen gerekiyor çocuğun yanında ve kendine onlara daha çok sarılman ve birlikte olman. Yani şükretmen gerekiyor. Bugünü daha anlamlı ve dolu dolu yaşaman gerekiyor diye hissediyorum. Zinet Salih de etkinliğe katılan ünlü isimlerden. Hayırlı bir evlat olduğunu düşünüyor. Her gün anneler günü olmalı bence. Çünkü anne deyince hani tek kelime, tek cümleyle duygularımızı anlatabileceğim bir hissiyatım yok açıkça. Her zaman onları yani el üstünde tutmalı. Her zaman sevgimizi, hassasiyetimizi göstermeliyiz ki ben hani hayırlı bir evlat olduğumu düşünüyorum. Hayırlı bir evlat olarak aileme çok düşkünüm, anneme çok düşkünüm. Tülin Şahin'le birlikteyiz şimdi de. Anneliğin bambaşka bir duygu olduğunu söylüyor. Annelik gerçekten çok çok güzel bir duygu, tarif edilemez bir duygu. Yaşadığım için de kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Ya tarif edilemez bir duygu gerçekten. Bütün annelerin
Hatta anne olmayan kadınların da gününü kutluyorum. Çünkü her kadın bence bir anne. İlla bunun için doğmuş olmak gerekmiyor. Ayça Ayşin Turan'ı görüntülüyoruz. Güzel oyuncu, kendisini heyecanlandıran yeni işlere odaklı. Öyle heyecanlandıran hikayeler var. Şu an detay veremeyeceğim. Olunca zaten haberiniz olur. Bir röportajında hakim veya savcı olmak istediğini söylemişti. Lise zamanımda çok uzun bir dönem avukat ya da savcı olmak, hukuk okumak istiyordum aslında. O dönem öyle bir isteğim vardı. Sonra gönlüm sinema televizyona kaydı. Konu aşka geliyor. Ayça Ayşin Turan yeni bir ilişki için kısa ve net konuşuyor. Olunca görürsünüz. Ayça Ayşin Turan'dan sonra Alp Navruz'u havalimanında Fas dönüşü görüntülüyoruz. Fas nasıl geçti? Çok güzeldi, gayet güzel geçti. Biraz yoğun geçti tabii. Fas'ta büyük ilgi gördü yakışıklı oyuncu. Görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Yani çok fazla hayranlarınız vardı. Ben tanımlamıyorum tabii ama güzel ilgi vardı. Vallahi güzeldi ya, şey, yurt dışında böyle bir şey yaşamak gerçekten gurur verici. Önce ülke olarak gurur veriyordu zaten. Bunun dışında da kişisel olarak zaten tatmin ediyordu beni. Fas'ta epey gezme fırsatı bulmuş. Birazcıktan fazla gezdim. Gayet güzeldi yani. Etkinlikten sonra Casablanca'ya da gittim. Filmi izledim. Çok sevdiğim filmlerden biriydi zaten. Onun mekanında yemek yemek istedim falan. Onları yaşadım. Bunun dışında da Marrakeş'e gittim. Orada birçok kafeye gittim. Esnaf ziyareti de yaptınız. Nasıl? Esnaf ziyareti yaptım. Nasıl geçti? Gayet güzeldi. Sedef Avcı'yla işbirliği yaptığı markanın lansmanında birlikteyiz. Konu kadınların bakımıyla ilgili. O güzelliğini neye borçlu? Yani elimden geldiğince doğal bir şekilde bunu sağlamaya çalışıyorum. Onun dışında günlük normal rutinlerim var. Çok ekstra bir şey yapmamaya çalışıyorum. Estetiğe karşı mısınız? Yok, değilim. Ama şu an öyle bir durum yok. Hani ihtiyacım olmadı. İleride ne yaparım bilmiyorum. Hadise'nin İstanbul konserindeyiz. Onu izlemeye gelen Yasemin Sakallıoğlu yanımızda. Ünlü komedyen tam bir Hadise fanı çıkıyor. Çok seviyorum Hadise'yi ve ilk defa canlı izleme fırsatı bulacağım. Heyecanlıyım o yüzden. Çok neyi seviyorsunuz peki? Hangi şarkısını ya da hareketleri ya da röportajları mı, hangisi daha çok hoşunuza gidiyor? Ben Küçük Bir Yol şarkısını çok seviyorum. Yani kendi hayatımla da bağdaştırıyorum. Bütün şarkıları çok güzel ama Küçük Bir Yoldayım benim için özeldir. Siz de mi küçük bir yoldasınız Sara? Küçük küçük yollardayım. Evet. Büyük yollar korkutuyor mu yoksa? Büyük yollarla küçük yollara çıkarak hazırlanıyorum diyelim. Hepsi birleşip büyük yola çıkıyor diyelim. Genelde böyle dört şeritli bir otobanda devam eden bir kariyer planlaması. Hadi inşallah. Hayırlısı olsun. Bir yandan da gösteri devam ediyor. Gösteriye evet. Dönmek istiyorum. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Hatta yeni sezonda Türkiye'nin gezmedik gitmedik yerini bırakmayacağız. Geçiyoruz konsere. Türk Eğitim Derneği'nin deprem bölgesi yararına düzenlediği konserde kırmızı ateş gibi bir Hadise vardı sahnede. Sen taşırsın hisleri, yaşarsın sisleri, kalp burada derdi. Şarkıları ve danslarıyla İstanbul'da konser vermeyi özlediği her halinden belli oluyordu Hadise'nin. Daydan çıkan o geri dönemez, kimse konser sonrası Hadise'yi yakalıyoruz. Anlamlı ve özel bir geceyi geride bırakmanın keyfini yaşıyor. Yardım gecesinde bulundunuz bugün. Ya çok teşekkürler. Çok güzel bir geceydi hakikaten. TED Vakfı'nın gecesi. Depremzede çocuklarımız için, anne ve babalarını kaybeden çocuklar için bir araya gelindi bugün. Murda'yla yeni bir düet yolda. 3 gün Rotterdam'da Murda'yla yeni bir klip geliyor. Yeni bir şarkı yaptık. Daha önce bir çalışmaya imza attı rapçi Murda ile yakıştırılmaları ve beyefendinin evli oluşu üzerine dönen dedikodular umrunda değil Hadise'nin. Bunlar gereksiz konular bence. Zaten kendisi yani magazin bu. Biz evet. Murda ile çok yakın dostuz. Ben onu çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Konuşulacak, yazılacak. Biz alışığız artık. O da alıştı. Zaten o kendi aile durumunu da anlattı. Sakladığı bir şey de evet, yok. Anlatmış o yani. Yüzden hani buradan böyle büyük magazinsel bir şey çıkarmayın, çıkmaz. Aşk kaç beden giyer ki baby? Bu sevgi pes belli. Seni benim estetti. Tek cümlem son sesi. Beni kurtar. Baby'im das. Ben seni sevdim. Hep sevdim ama kaybettim, hep pes ettim. Uyumu görünce hemen sevgili olarak yorumlanabiliyor.
O benim canım, dostum. Hakikaten çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok güzel şarkılar yapıyoruz ve bunlar benim için çok değerli. Aralarının açık olduğu Ebru Gündeş'le ilgili sorulara çarpıcı bir yanıt veriyor Hadise. Ebru Hanım'la bir sorununuz var mı? Barışacak mısınız? Benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Gölgeyi hakaret sanıyorum. Türkiye'nin en ünlü isimleriyle magazin dünyasında yıllar öncesine gittik. Magazin hafızasında geçmişe yolculuk yapıyoruz şimdi. Hatırlasana sevgilim, sen hep benim. Gözlerinize inanamayacaksınız. Damazın şu. Dikkat! Muhteşem arşivi ortaya döküyor. Türkiye'nin magazin hafızasını yeniden canlandırıyoruz. Mahsun Kırmızıgül, Bülent Ersoy, Hülya Avşar ve diğerleri. Ünlülerin bu görüntülerine çok şaşıracaksınız. 90'lı yılların ortaları, aynı gazino kadrosunda yer alan Bülent Ersoy ve Mahsun Kırmızıgül halı saha maçında buluşuyor. Ben hayır efendim, desteklemeye geldim. Kimin takımı mı? Yoksa Mahsun'a mı? Hepsi bana ait. Biri kadrom, biri sazende üstadlarım. Onun için hepsini desteklemeye geldim. Hepsi benimle ilgili. Sıkı Galatasaraylı Mahsun Kırmızıgül'ü böyle sıkıştırıyor teknik direktörü Bülent Ersoy. Ne diyorsun? Sen Galatasaray girdi. O şarkıları da okudun ya zaten Galatasaray'ı. Sen Galatasaraylısın değil mi? Öyle mi? İyi olsun abi. Bülent Ersoy'un saz arkadaşlarına karşı forvet oynamaya hazırlanan Mahsun Kırmızıgül'ü uyarıyor diva. Fazla gol atma bizim çocuklara diyor. Vallahi bile öldürürüm onu. Seyredecek şimdi. Öldürürüm. Atmayayım mı diyorsun? Lime lime ederim etlerini. Ayağına hakim olacaksın. Hep atıcı vurucu en anda şöyle ters döndüreceksin. Evet. Bülent Ersoy'a kaleci olmasını teklif ediyor Mahsun Kırmızıgül. Yalnız Bülent Hanım kale geçerse atamam. Bu başka bir şey. Tabii hele ben geçersem Allah korusun. Ben atmana falan gereken birinden girer zaten maşallah. Ve işte sahadalar. Bülent Ersoy'la Mahsun Kırmızıgül başlama vuruşunu yapacaklar az sonra. Yok bunu. Harika. Bir dakika. Buradayız efendim. Tutunuz Mahsun Bey. Bir dakika. Hayatında ilk defa topa vuracak Bülent Ersoy. Nasıl yapacağını bilmiyor. İmdadına o dönem muhabirlik yapan magazin yayınları sorumlumuz Müslüm Demirci yetişiyor. Efendim? Vurursunuz efendim. Hafif top zaten. Nasıl vuracağım şimdi? Ucunla mı yanla mı? Bütün gününüzde abanayım bence. Hatta Mahsun'u kaleye doğru... Aldığı taktikler sayesinde başlama vuruşunu yapıyor Bülent Ersoy. İşte böyle. Evet buyurun. Açıldı açıldı. Bir dakika. Bülent Hanım başlama vuruşunu yaptınız. Evet Allah'a şükür yapabildim. İnşallah yüzük gelir o yanım ben size. İnşallah gelecek ama yüzük var. Ve sonrasında teknik direktör koltuğuna geçip Mahsun Kırmızıgül'e taktikler veriyor diva. Hadi Mahsun. Koçum hadi. Bu görüntüleri yayınlarken Bülent Ersoy'un yanı başında oturan Oyay Doğan'ı da rahmetle anıyoruz. Hülya Avşar'ın her hareketiyle olay yarattığı yıllar. Ne kadar eskiye gittiğimizi Minik Zehra'nın görüntülerinden anlayabilirsiniz. Şimdilerde 25 yaşında olan Zehra, o zamanlar daha 2-3 yaşında. Annesi ve babasıyla ne kadar mutlu ve ne kadar tatlı baksanıza. Fethiye'ye tatile gelen Hülya Avşar, paraşüt yapmak istiyor. Paraşüt kıyafetini giyiyor ama son anda vazgeçiyor atlamaktan. Bana ne? And if it's gonna be done. Bana ne? Beni al, beni al, onu alma.
Sonrasında daha az tehlikeli bir spora geçiş yapıyor ve su kayağına başlıyor Avşar kızı. Kayak yaparken kendisini çeken kameralara karşı pek bir numaracı. Gece gündüz gezersin, benim için ölürsün, yapma bana numara. Yapma bana numara. Ama bu şovlar denizde biter genelde. Öyle de oluyor. Magazin hafızamızı bu güzel görüntülerle tazeliyor Hülya Avşar. Ve güzelim ah, ben seni üzerim ah, sadece gezerim ah, yarınım günüm yok benim hangi. Türkiye'nin ödül klasiği Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Gecesi'ne uzanıyoruz. Yıl 1999. İnce sevdi gönül, mevsim bahar olsa da, yandı tutuşdu gönül, kalbi bir taş olsa da, bin kere söylüyorum. Serdar Ortaç sahnede ünlüler orkestrasına şarkılar söyletiyor. Ercan, Ercan. Bak senin yüzünden kaldı herkes burada. Ercan yeter tamam hadi. Gece renkli ama sonu biraz iç karartıcı. Taksim Meydanı'ndaki mekandan çıkan ünlüler, harçlık peşinde koşan gençlerin kıskacında. İçeriden çıkan hiçbir ünlü gençlerden yakayı kurtaramıyor. Gelin hadi gelin. İçeri gel, içeri gel. Yok içeri gelemeyin. Gel. Kendine bakalım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Anlamışsın. Bırakın lan, bırakın. Alo. O dönemin genç ünlüsü Alişan çok zor durumda. Dur güzelim dur. Açın. Durun be, bir dakika. Çocuk ezildi. Çocuk ezildi. Tamam. Gençler Mahsun Kırmızıgül'e bakın nasıl sesleniyor. Tamam gördüm. Kırmızıgül. Kırmızıgül. Kırmızı. Kırmızı baba. Kırmızı. Alo. Mustafa Sandal çıkardığı Beni Ağlatma kitabında yazdığı satırlar yüzünden Defne Samyeli ile mahkemelik olmuştu. O kitapta çok kadının ismi geçiyor. Mustafa Sandal'ın kitapta anlattığı kadınlardan biri de İtalyan Roberta'ydı. İşte Musti'nin satırlarca anlattığı aşkı Roberta. Bodrum'a deniz uçağıyla yanında Roberta ile inen Mustafa Sandal pek iddialı. Sevdi mi sen Mustafa? Bunu sevmeyen olsun. Kameralar öpücük istiyor, Musti kırmıyor. Bol bol öpüyor o dönemki aşkını. Roberto öpsün. Bol bol öpeyim zaten. Hep öpeyim yani. Benim için problem yok ya. Ben kimden öpeyim? Bu hafta sosyal medyada ünlüler neler yaptı dersiniz? İşte sosyal medyadan en güzel videolar, en çarpıcı fotoğraflar izliyoruz. Bazı güzeller bikini sezonunu açtı. Bazı güzeller formunu korudu. Kimileri Amerika'da uyandı. Kimileri köpekleriyle uyandı.
İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımları. Sosyal medya turumuza Aleyna Tilki ile başlıyoruz. Tilki'nin Kaliforniya'dan paylaştığı Büyük Uyanış videosu ilgi gördü. Aleyna Tilki ayrıca Amerika'dan dikkat çeken pozlar paylaştı. Berrak Tüzün Ataç'ın bikinili yaz paylaşımı. Sezonu açan bir başka güzel Şebnem Schaefer. Pembe bikinisiyle nefes kesiyor Schaefer. Oyuncu Biran Damla Yılmaz köpekleriyle bu keyifli paylaşımı yaptı. Yeter! Tamam. Ya işte bundan bahsediyordum. Tamam, bak, bak. Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Avrupa tatilinden bu videoyu yayınladı. Yılmaz'ın oğlu Kemal dansta pek yetenekli. İşte Kemal'in hareketli dans performansı. Özdemir bir dergi için verdiği güzel pozların kamera arkası görüntülerini yayınladı. Ebru Şahin yaz öncesi spora verdi kendini. Güzel oyuncu ağırlık kaldırarak koruyor formunu. Güzellerde sıra Melisa Döngel'de. Melisa Döngel boksta hünerlerini sergiliyor. Enis Arıkan'ın esprili videolarında bu hafta. Portakal temalı paylaşım çok eğlenceli. Aşırı yemek aşırı yemektir ve sen hala 250 kilosun. Hastalandım diyor. Anlasın. Ve portakal suyu içmen gerektiğine karar verdim. Evet ama insan hastalandığı zaman... İnsan hastalanınca portakal suyu içer, öyle ne mi? Ne yapsaydım? Vücudum takviye bir şeyler almam için adeta yalvarıyordu. Portakal suyunu onun vücudun için... 270 kiloya çıkmak için yalvarıyor. Hayır, onun için değil. Ama C vitaminine falan ihtiyaç duyuyordum. Yoksa ben portakal suyunu neredeyse hiç içmem. Aile dizisinin yıldızı Yusra Geyik bir çekimde bu güzel pozları verdi. Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Oh. Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Oh. Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Oh. Yavrum neredesin? Kimin şu an kimlerlesin? Aytaç Şaşmaz sahnede oyuncu arkadaşıyla birlikte böyle antidepresan söyledi. Olmaz.
müjde uzman, rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'yla set arasında arabeskle dertlendi. Son şarkısı Feryat'a mini bir klip çekti. Bağırsam da duymazsın, sen şeytana uyma. Bir tek beni anla. Çok mu zor, çok mu imkansız, sen de yan. Benle vicdansız insan, aşksız olmaz aşk insansız. Mutluluk yok, feryat isyansız. İpek Filiz yazıcı, eşi Ufuk Beydemir'le paylaştığı eğlenceli videosuna benim gerçekten sinirlenmem ve Ufuk'un sakinliği notuna düştü. Ne yaptım, hata mı yaptım? Gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim, arkadaşlarımdan uzak tut, sevmiyorum, beğenmiyorum. Aile gibi yaşayalım dedim, aile gibi yaşayalım dedim. Özge Özpirinç'i Berrak Tüzün Ataç'la keyifli anlarını paylaştı. Dudaklarım yanık ve ben simetri hastasıyım. Haftanın pozlarında sıra. Ece Sükan bu dikkat çeken kareleri, Yasmin Erbil bikinili tatil karelerini ve Şevval Şahin de yaz pozlarını paylaştı. Pazar sürprizinden bu haftalık bu kadar. Umarız bizimle pazar gününüz keyifli geçmiştir. Haftaya yeniden Show TV ekranlarında ünlülerin renkli dünyasında cumartesi ve pazar sürprizinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.